Benim için Survivor bir ihtiyaçtı. Yaşayamadığın çocukluğunu Survivor'da mı? Survivor'da mı? Aynen öyle. Ya. Entrika bilmen gerekiyor. Kendini o yönde geliştirmen gerekiyor. Entrika sağ olsun peşimizden hiç ayrılmadı yani. İşin memnuna yetişti sen aşkı memnunu lan. Şimdi Acun abi parasını verdiği için bazı şeylerin herkese her şeyi söyleyebileceğini zannetti. Ve ben bu sorumlulukla annesine laf yiyen bir insan olarak Survivor'da ben şu an böyle anılıyorum. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com'a hoş geldiniz. Ben Gökay Kalaycıoğlu. Haber Bahane Röportaj serimiz her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de aralıksız devam ediyor. Yılı tamamlamak üzereyiz. Çok özel, çok kıymetli bir isim bizlerle birlikte. Yıllar önce Aşk-ı Memnu dizisiyle Bülent karakteriyle hayatımıza girdi. Kendini sevdirdi. O zaman küçücük bir çocuktu ama büyüdü. Genç bir delikanlı oldu. Sportif bir adam hayatı yaşıyor artık. Ve Survivor'la ikinci kez gönülleri fethetti. Sevgili Batuhan Karacakaya bizlerle beraber. Bildiğiniz gibi medya dünyasında, televizyon dünyasında şu ara bir Survivor rüzgarı yeniden esmeye başladı. Hepinizin de Batuhan'ın konuya bakış açısını merak ettiğini biliyoruz. İlk kez konuşacak. Bakalım hem hayat hikayesi hem Survivor macerası ile ilgili neler anlatacak. Buyursunlar. Batuhan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Vallahi keyifler yerinde. Siz de iyisiniz inşallah. Gayet iyiyim. Seni gördüm daha iyi oldu. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hiç mi yüzün değişmez ya? Vallahi. Sağ ol. Çok büyük avantaj bu biliyorsun değil mi? Yani gerçekten insanlar özellikle göz yapımı değişmediğini söylüyorlar. Evet. Yani bu konuda çok fazla geri dönüş alıyorum. Yani değişmedim bir şekilde aynı devam ediyoruz. Bir tek sadece biraz sakal. Ama askere giderken sakalı bir kestim. Aynı. Direkt Bülent. Bülent değil mi? Bülent'ten devam ediyor ama birazcık sakallı gitsek devam. Şimdi, haber bahane biliyorsun. Geçmişten bugüne bir yolculuk. İzleyicilerimizin çoğunun Survivor'ı merak ettiğini biliyorum ama Survivor'a birazcık zaman bırakalım. Önce bir Batuhan'ı tanıyalım. Geçmişten bugüne bir yolculuk olsun. Nerelisin? Ben Ankaralıyım ama doğma büyüme İstanbulluyum. Kaç kardeş? Bir tane kız kardeşim var, Melisa. Ona da bundan selamlar. Çok seviyorum onu. Kaç yaş var aranızda? 4 yaş var. Ha, güzel. Ben 97 doğumluyum. Ankaralıyım ama yani doğma büyüme İstanbulluyum. Her zaman İstanbul'da yaşadım. Babamlar, annemler de İstanbullu. Yani onlar Samsun tarafı falan. Annem Samsun'un da. Ben doğduğumdan beri İstanbul'dayım. Oyunculuk 8 yaşında başladı hayatımda. Aynı zamanda işte eğitim her zaman devam ettim. Yani bir şekilde oyunculuğu her zaman bak, altın bir... Bak hep bunu çok merak etmişimdir. 8 yaşında bir çocuğun oyuncu olarak o sete çıkabilmesi için bunun bir altyapısının bir şekilde olması lazım ucundan bir isimle. Hadi diyelim ki 6 ay bir sene önce başladın et diyelim. Ya arkadaş hani senin sokakta top oynayacağın ne bileyim çocukluğunu yaşayacağın. Evet. Belki Sinan Bek'e bir çocukluk yaşayacaksın. Anasının kuzusu olacaksın. Belki ne bileyim babasının aşığı. Babasıyla beraber maçtan maça koşan bilmem ne. Sen setten sete koşmaya başladın. Şimdi bugünün şartlarında 97'liyim dedin değil mi? Yani 26-27'ye yürüyorsun. Aynen. 26 yaşında bir adam olarak geriye dönüp baktığında çocukluğunu gerçekten yaşayamadım draması çıkar mı senden bilmiyorum ama postmodern böyle bir şey bekliyorum senden yani. Şimdi ilk söylediğiniz cümle o kadar kritik ki. Şimdi mesela top oynamak yerine yani dizi setlerinde çalıştım. Bu doğru. Ama ben topumu dizi setlerinin o ilk baştaki o görüşmelerine götürüp orada benim yaşadığım bana benzeyen bir sürü çocukla dizi görüşmelerine gidiyordum. Düşünsenize benim için cennet gibi bir şey. Yani annem zaten ya zaten biz bu işe başlamamızın amacı benim en ya kız kardeşimdi. Yani bunu kız kardeşim aslında böyle bir dizilere başlar onu tavsiye ettiler. Hani Melisa'yı neden ajans yazdırmıyorsun? Ben eşantiyon olarak Melisa'yla beraber ajansa reklam. Tabii yalana bir bedava. Aynen. Ben hani benim yolum ayrıydı. Melisa çok fazla reklam oynadı ilk başta. Hani o küçük kız eskiden Türksel reklamları vesaire falan hepsi Melisa oynadı. Ben çok fazla oynayamıyordum ama bana gelen dizi görüşmelerine annemle beraber biz gidiyorduk. Sosyalleşmek için. Annem oradaki çocukların annesini tanıyordu. Ben bana benzeyen benim gibi bir sürü çocuk var. Görüşmelerde millet hani böyle ezber yapıp acaba nasıl yapacağım derken ben elimde topla görüşmelere gidiyordum. 50 tane çocuk diyordum ki gel top oynayalım. Bir şekilde benim bütün hani oyunculuk başlangıç şeylerim böyle oldu. Sosyalleştim aslında. Orada bile çocukluğum yaşadım. Ama ondan sonra tabii ki Allah bir şekilde yani böyle iğne ipliğini hani dizer gibi öyle bir kader dizdi ki bana. Öyle bir kader yazdı ki bana. Yani çok küçük bir yerden çok büyük şeylere yol açtı bir anda. Çığ gibi büyüdü kariyerim. Yani 5 saniyelik, 5 dakikalık bir Türkmen çocuğundan. Öyle hatta şimdi şöyle bir tane rolde oynadım mesela Sauro'da diye bir dizide oynadım. Konuk oyuncuydum. Çok küçüğüm. Hani 7 yaşında belki daha küçüğüm. Şimdi oradaki 5 dakikalık bir şeyde arkamda bir kamyon patlıyor.
Ondan sonra ben bir Türkmen çocuğuyla oynuyorum. Ondan sonra kardeşim ölüyor, ben başında ağlıyorum. Ondan sonra bitiyor. Yani bu kadar sahne. Bunun küçücük o aralığını Bıçak Sırtı'nın yönetmeni izliyor. Bıçak Sırtı'da Fikret Uçkan, Necat İşler, Erkan Can çok kaliteli bir dizi ve bu dizi sektörü oluşurken ki çekilen en kaliteli dizilerden bir tanesini Semir Demirdelen yönetmeniydi. O zamanlardan ta ben oyunculuk eğitimlerini aslında sahada almaya başladım. Alexa kamerası kullanıyorduk. Mesela şu andaki en kalite kameralarından bir tanesi. Bana mesela 8 yaşında veriyorlardı. Ben omzumda, bana diyorlar ki diyaframını ayarla, seti kur. Ben ışığı ayarlıyordum. Bir şekilde seti bana öğretiyorlardı. Ben daha 8 yaşında, 9 yaşında omzumda kamerayla set yönetiyordum neredeyse. Hani bana bir şekilde bunun şeyini yapıyor. Hani bak yap bakalım nasıl yapacaksın diyorlardı. Oradan Aşk Memnu, oradan Mutsuz Ev Kadınları, oradan Dirliş Ertuğrul derken başında tabii sinema filmlerim de var. Osman Sınav'la çalıştım uzun hikaye. Kenan İmirzalıoğlu'yla. Ondan sonra Aşk Tesadüfleri Sever diye bir sinema filminde oynadım. O da inanılmaz bir filmdi zaten. Orada ortanca jenerasyonu oynadım. Yani çocukluğuna yani, dair anılarını say desem sana, boyundan büyük onlarca projeyi sayıyorsun. Boyundan büyük abin, hatta amcan pozisyondaki insanlarla anılarını yani, anlatıyorsun. Aynen. Bu bugünlerde biraz seni ya da ilerleyen zamanlarda seni biraz böyle bu tortular yorar mı? Ya da yorgun bir delikanlı mısın 26 yaşında? Ya hayatın gerçekleriyle çok erken yaşta tanıştım. Yani bir şekilde sorumluluk almayı daha 7-8 yaşında öğrendim. Neydi mesela, o gerçekler? Mesela gerçekler şöyle, çalışmak zorundasın. Şımarıklık yapamazsın. Mesela ben sete gidiyordum. Sette mesela saat gecenin birinde, gecenin ikisinde çalışıyordum. Ama çıkıyordum. Ama sabah 8'de sabahçıydım mesela. Oradan okula gitmem gerektiğini biliyordum. Ödevlerimi yapmam gerektiğini biliyordum. Yani hedefsiz bir şekilde büyümedim. Yani bir hedefim vardı. Oyuncu olup hani bir şekilde bir yerlere savrulmak da vardı. Yani bir şekilde bir yerlere savruluyorum. Bunun örnekleri çok fazla. Yani çocuk yaşta başlayıp para kazanıp kendini kötü yollara vuran bir sürü insan var. Şu andaki gençlikte zaten bu çok fazla var. Ama bir hedef koydum kendime. Ki o zamanki oyuncu kadrosu da aynı şekilde bu hedefi koyuyorlardı. Ailem de aynı şekilde. Sen oyunculuk yapabilirsin. Babamın bir sözü var. Takdir, teşekküre düştüğü anda o setten alırım seni. O yüzden her zaman şu anda yaptığım mesleğim mimarlık olan, mimarlık hedefini koyduğum için hiçbir şekilde dağılmadım. Çocukluğumu da şöyle aslında hani hem yaşadım hem yaşayamadım dediğim şey şu. Çocukluğumdan beri hep bir spor aktivitesine merakım vardı. Aslında Survivor'a gitmemin temelini bu oluşturuyor. Yani bir lisans almak çok isterdim. Yüzmem çok iyidir mesela. Yüzmeyi çok severim. Futbolu çok güzel oynarım mesela. Abi lisans almak çok isterdim. Çünkü sporcu hırsım var. İçimde o hırçınlığı biliyorum ben. Abi bir yerde bunun patlaması lazım. Yani lisans alamadım. Çünkü böyle bir zamanım yoktu. Çok yoğun çalışıyordum. Hı hı. İşte aslında Survivor'ın temeli çocukluğumda söylediğiniz o hani yaşamak istediğim o dolu dizgin bir spor hayatı olmadığı için yaşayamadığın çocukluğunu Survivor'da mı yaşadın? Aynen öyle. Yani. Benim için Survivor bir ihtiyaçtı. Gerçekten bir ihtiyaç. İşte gerçekten hayatımdaki bir boşluğum varsa o oyun oynayamadığım, yine oynadım ama oyun oynamadığım, o sporcu hırsımı yansıttığım şey Survivor'dı. Aslında çok güzel giden bir oyunculuk kariyerim vardı. Bu yüzden Survivor'a gittim aslında. Aslında bütün olay bu. Ya yani. Senin tipolojinde, senin ruh halinde ya da senin gibi genç bir delikanlının zaten aslına bakacak olursan o iki kere katıldın Survivor'a. Hani orada yaşadığı işte o hınzırlıklar, inişler, çıkışlar, İşte ne bileyim gençlerin kendi aralarında yaptıkları o tartışmalar, sen haklısın ben haklıyım olayları, oyunvari meseleler, tabii küsmeler, barışmalar, birliktelikler, ayrılmalar. Entrikalar, mentrikalar. Yani hani yaşanması gereken şeyler. Aynen. Yani dolayısıyla evet şimdi çok daha şey yapabiliyorum, algılayabiliyorum senin Survivor tutkunu. Yaşayamadığın ne varsa orada yaşadın. Yani bu şimdi herkesin hayali olmayabilir. Herkes benim baktığım gibi bakmayabilir ama yani dediğim gibi işte benim aslında bütün temeli buna dayanıyordu. Oyunculuk kariyerim zaten Allah'a şükür olsun güzel gitti. Yani oyunculuk kariyerim aslında tam olarak istediğim gibi gitti. Kendime bir yol çizmiştim ve bu yolda gerçekten güzel ilerlediğimi düşünüyorum. Çünkü oynadığım projeler şu ana kadar hep bir klasmandı. Aşk Memnu hani çok dizide oynadım ama mesela Aşk Memnu gerçekten pik yapan dizilerden bir tanesiydi. Kırılma noktan Aşk Memnu. Aşk Memnu'nun öyle kaliteliydi ki şimdi 10 sezon geçti, 15 sene geçti. Hala özetlere yayınlanıyor ve ilk 5'e giriyor. Hı hı. Ve dünya çapında izleniyor. Dünyaya satıldı bu dizi. Aynı şekilde Dirliş Ertuğrul. Yani Dirliş Ertuğrul 19-20 reytinglerde dolaşan bir diziydi. Yani gerçekten çok izlendi. Ve gerçekten de halkta inanılmaz bir etki yaratan bir dizi Dirliş Ertuğrul. Aynı şekilde ben yani oyunculuk kariyerim olacaksa kendime bir yol belirledim, bir kalite belirledim. Yani bu kaliteden daha aşağıda bir diziyi oynamaya ihtiyacım yok. Yani illa bir dizide oynayayım diye bir oyunculuğu yapmadım. Olacaksa en güzel olsun. 2 sene bekleyeyim, 3 sene bekleyeyim. Ama döndüğümde insanlar bilsin ki Batuhan bir diziye girdiği zaman bu dizi kalkmıyor.
Ya Allah şükürler olsun ki. Kariyer planlaması anlamında güzel. Güzel. Aynen. Neden? Şöyle ki hani eleştireceğim yerlerim var. Yok değil. Dizi seçimleri çok başarılı. Bir kere okulu kırmadan öğrencilikteki ya da öğrenim seviyendeki çıtayı düşürmeden kendini bir mimar olarak yetiştirip mevzu etmiş olan çok kıymetli bir şey. Aynen. Şu an orada aktif bir çalışma devam ediyor. Sosyal ağlarında falan da görüyorum çalışmalarını. Bu sene gerçekten çok ağırlık verdim. Yani bu benim aslında babamla beraber, ya ben eğitim ayağım sol ayağımdı. Hı-hı. Babamın tecrübeleri de sağ ayağımdı. Yani bunu babamın tecrübelerini, babamın yaptığı işleri aslında yeni jenerasyona uyarlaması benim alanıma düşüyor. Babam mimar. Aynen. Baba mesleği. Aynen. İnşaat işinde yapıyoruz. Aynı zamanda inşaat malzemesi sattığımız dükkanlarımız da var. Burada projeler yapıyorduk ama şimdi bunu hep mesela babamın yaptığı bu kaliteli işler her zaman hani çevresine yayılıyordu. Hani bilindiği şey Birol Karacakay güzel yapıyor. Hani kaliteli yapıyor. Süresinde yapıyor. Hani bu şekilde çevresine böyle yayılıyordu. Hani şey usulü. Ne denir ona? Şimdi aklıma gelmiyor. Yani tavsiye usulü yayılıyordu. Ama şimdi benim böyle bir potansiyelim varken hem oyuncuyken bunu mesela sosyal medyaya taşıdım mesela. Şu anda bir senedir 2023 benim için çok güzel geçti mesela. Kariyer anlamında. Mimarlık kariyer anlamında. Bir şekilde temelini attığım, senelerdir temelini attığım şeyi şu anda meyvelerini yiyorum. Ve güzel projeler yapıyorum. Aynı zamanda oyunculuğum da devam ediyor zaten. Mimarlık ama şu anda benim için çok güzel gidiyor. Peki. Anneden dolayı mı bu işlere teşnesiniz bu kadar? Mesela işte kardeşinin reklam filmleri, efendime söyleyeyim, senin bir şekilde kardeşinle beraber o auditionlara, çekimlere giderken senin de aradan ajanslara ya da auditionlara gidiyor. Annen bu arada bu konuları biraz seviyor galiba. Annem ev hanımıydı. Sevmek değil. Annem ev hanımıydı. Bizim amacımız aslında annem sosyalleşmesi. Benim sosyalleşmem. Şimdi annen sosyalleşecek mi? Gitsin güne gitsin. Altın günü yapsın. Yok öyle öyle huyları yoktu benim annemin. Bir şekilde yani böyle bir şey oldu ve iyi ki de oldu. Yani çünkü hayata bakış açımız değişti bir anda. Çok fazla insanla tanıştık. Çok fazla hikaye dinledik. Şimdi ben bir diziye giriyorum. Ondan sonrası geliyor. Yani bir sürü mesela o zamanlar mesela ben herkesi tanımıyorum. Saat 8 yaşındayken bir sürü insanla tanıştım. Yani çok azını hatırlıyorum. Ama annem bu dizi sektörü daha oluşmaya başlarken herkesi tanımaya başladı sette. Mesela bizim o zamanlar prodüksiyonlu olan bir insan çok ünlü bir yapımcının genel sekreteri olmuş mesela. Ya da yapımcı olmuş. Kendi dizilerini çekiyor. Yönetmen yardımcısı ödül almış bir yönetmen oluyor mesela. Yani sosyalleşmeye bakın yani. O zamanlar tanıdığımız herkes gelişmiş. Kendi gençliğinde ister miymiş bu işlerin içinde olmak annem? Yok benim annem öyle şeylerde pek huy olduğunu düşünmüyor. Valla? Yok yok yani annem birazcık erken evlenmiş zaten. Ondan sonra ev hanımı oldu. Zaten o da mutlu. Hala aynı devam ediyor. Hani acaba dedim yaşayamadığı bir şeyler vardı da evlatlarında mı bunu görmek istedim? Bilmiyorum. Bazen belki hiç sormadım. Anne sen oyuncu olmak istiyor muydun falan diye ama öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bilmiyorum. Bana da mektup gelir mi annemden bilmiyorum ama var bazen. Bitimiti var. Yavaş yavaş geliyorum o konulara. Bitimiti var. Ha, mektubu yazan sendin değil mi? Annenin vardı. İsyanları vardı. Ben mektubu yedim. Peki hala. Bazen şimdi bu konuyu neden bu kadar deşeliyorum biliyor musun? Hep eleştirmişimdir. Evlatlarınızı neden bu riskli yola sokarsınız? Çünkü herkes senin gibi ya da herkes senin ailen gibi. Sen ailen istediği kadar idealist olsunlar bilmem ne falan. Şimdi senin fıtratınla da doğru orantılı. Kayıp gidebilirdin. Aynen öyle. Ve küçük yaşta ajanslara, küçük yaşta reklam filmlerine, kardeşin için söylüyorum ya da senin için, işte küçük yaşta setlere, ait olmadığı bir dünyanın içerisinde ki bunun bir sürü örneği var. Senin şu an abim pozisyonunda, amcam pozisyonunda yitik hayatlar yaşayan dönemin küçük oyuncuları var. Biliyorsun kimlerden bahsettiğimi. O riske ben evladımı koyar mıydım, sokar mıydım, sokmaz mıydım? Sokanlara hep eleştiren yaklaştım. İşte o yüzden diyorum annem belki bana kızacak diye. Risk ve bazen şöyle de suçladığım oluyor. Çok acımasız eleştirdiğim olur aileleri. Ya arkadaş yaptınız bu çocukları da hani küçücük yaşta çalışsınlar, para kazanıp eve getirsinler döner sermaye. Hemen kendini amorti etsin gibi. Anladın mı? Bazen böyle kızdığım zamanlar da oluyor yani. Yani söylediğin şeylerin haklı olduğu taraflar %100. %100 haklısınız. Çünkü böyle kullanılanlar da var. Ama Allah'a şükürler olsun benim ailem bir şekilde oradan kazandığım parayı yine benim geleceğim için yatırım yaptılar. Yani bir şekilde o para çarçur olmadı. O paranın tamamı yatırım olarak, birikim olarak yine benim hayatım için harcandı aslında. Melisa ile beraber özel okullara gitmemiz mesela ya da arabalarımız, araba mesela. Yani bunların hepsi bir şekilde hani yaptığımız yatırımlar. Ya mimar bir babanın olsun be yavrum. Zaten standart olarak hani az önce dedin ya çalışmak zorundayım hayatın sorumlulukları. Ama bunu bilmek iyi bir şey değil mi? Yani hayatı şu anda mesela bir telefon oyunuyla geçirmek yerine
o yaşta gerçekten hani insanların ne kadar zor şartlarda ne paralar kazandığını bilip şey. Bununla yaşamak güzel bir şey. İnkar etmem güzel bir şey ama riskli. Beni annemler şöyle riskli. Tek başıma evet diziye girdin al kardeşim prodüksiyon arabası alsın tamam. Hadi çocuk gitsin deseydi riskli. Nereye savrulacak bu çocuk nasıl bir ortama giriyor? Nasıl bir ortama giriyor bilemezsin. Ama benim annem de yani babam daha doğrusu hiç sete gelmedi. Orası ayrı mesele. Çünkü babam biraz daha hani geri planda olup yöneten olur. Annem beni bir kere bile yalnız bırakmadı. Bir tek Survivor'da yalnız bıraktı. Ona da nasıl gelsin Dominik? Yani orada da keşke bir geleydin peki, anam canım anam. Peki hani Rüzgar seni böyle setlere doğru, oyunculuğa doğru falan savuruyor. Yeteneğim var mı? Gerçekten istiyor muyum? Eğitim aldım. 7 yaşında eğitim aldım. Yani çok fazla oyuncu koçuyla çalıştım. Ha. Ondan sonra diksiyon eğitimleri aldım. Ondan sonra bayağı uzun bir süre. Çünkü Umut Sevkanır diye bir dizi oynadım. Aşkım Ömür'den sonra Umut Sevkanır diye bir dizi oynadım. Aşkım Ömür'deki şeyden ya ben aslında hayatım boyunca bu kariyeri ne istersem ona göre oynadım. Yani Allah'a şükürler olsun ki ne böyle istemediğim bir dizide şu ana kadar oynamadım. Ya Aşkım Ömür'den çıktıktan sonra insanlar artık hani böyle yanaklarımı sıkan bir döneme girdik. Hani ben 1-2 sene sürer dedim. 15 senedir aynısı geçiyor. Dedim ki ben bu rolden çıkmam lazım. Nasıl Kıvanç abi Behlül'den sonra Kuzey Güney oynadı? Dedim ki ben psikopat oynamam lazım. Hani benim oyuncu olduğumu insanlar hatırlasın. Yani tamam Bülent'i seviyorlar. Bülent de bana benziyor ama yani oyuncu olmam için çocuktan bir çıkmam lazım. Mustafa Kadınlı'yla bir oynadım. Psikopatın teki. Annesi babası ölmüş. Babası üvey babasıyla yaşayan bir adam oynadım mesela orada. İşte o zaman bir oyuncu koçuna ihtiyacım vardı. O zaman bile mesela ben oldum demedim. Hiçbir zaman ben oldum demedim. Aşkım Ömür Gidi diye dizide oynamışım. Rating rekorları kırmış. Yani şimdi şu kaprisi yapabilirsin. Şu kaprisi çok rahat yapanlar da var. Ya ben oyuncu koçuylamışım. Yo. Kardeşim bir fikrim varsa, dahasını geliştirebilen bir insan varsa, mesleği buysa ben bundan yardım almaktan çekinmem ki. Hı hı. Benim 3-4 tane ayrı projede hep oyuncu koçlarım oldu. Danıştığım insanlar oldu. Allah şükürler olsun benim oynadığım oyuncular da zaten bana çok yardım etti. Ama dediğim gibi yani bir şekilde hep bunun eğitimini alarak ilerledim. Yoksa başta ben hala yazarken bile yapacağız diye yazamam mesela. İlk başta okurken şiir okur gibi okuyordum bıçak sırtında. Senaryoyu bir okuyorum işte gideceğiz yazarlar ya mesela gideceğiz denir mi ya? Hani böyle bir sosyal hayat olabilir mi mesela? Orada böyle bir işte Sinan hocam vardı o zamanlar. Hani gideceğiz diyor musun Batuhan normalde mesela? Böyle bir ampul yandı. Dedim doğru bu senaryo aslında böyle yazıldığı gibi okunmaması gerekiyor. Sonra mesela senaryoda mesela doğaçlama yapmayı öğrendim. Kes cümleleri anlatılmak istenen ne cümle? Bu. E tamam bunu kafana göre yaz, yapıştır gitsin. Yani sen kendi karakterinle bir şeyler oyna. İşte bunu oturttuktan sonra kamerada karşısında o heyecanını yendikten sonra bir de kameranın nasıl konumlandığını vesaire falan bunları da öğrendikten sonra yani oyunculuk benim için çok zevkli bir hal aldı. Nerelerden, ne yollardan, aynen, nelerden geçtin, ne kadar riskli değildi onu bunu bırak da totale baktığın zaman güzel ilerleyen bir süreç var. İlk başta sohbetin başında söylediğim şey şuydu. Aslında onu anlatmak istedim. Tipolojinin değişmemiş olması çok kıymetli çünkü çocukken çok sevimli olan, setlerden sete koşan ama ergenlik çağıyla birlikte bambaşka bir noktaya tövbe estağfurullah geçer. Teşekkür ederim. Hani Allah yani günah yazmasın da hani hani evlerden ırak seni mi izledik? Hani noktasına gelen çok arkadaşımız oldu. Ve onlar da sonrasında çok ciddi depresyona girdiler. Çünkü çocukluktaki o tercih edilme zaman içerisinde ellerinden kayıp gittiği için. O yüzden avantajlısın. Aynen. Maşallah diyelim. İnşallah aynı şekilde devam etsin. Pekala. Survivor'ın çocukluğundan beri fanıymışsın. Aynen. Yani. Ve öyle bir data var ki sende. Şurada hard disk. Hangi sezon? Hangi yarışmacı? Kim? Ne yaptı? Aynen. Ne dedi? Nasıl bir polemik? Nasıl bir kazanım? Nasıl bir yenilgi? Kim ağladı, kim güldü, kim yaralandı? Her şeyi biliyor musun? Doğru mu? Aynen, her şeyi biliyorum çünkü size başta bahsettiğim gibi yani çocukluğumda olan bir eksikliği tamamlayabileceğim bir fırsat orası. Yani şöyle her zaman imrenerek baktığım ve gerçekten hani 2018'di. Daha okulum evet, devam ediyordu. Babamla böyle ailecek izliyorduk. Yani ailecek izlediğimiz ve keyif aldığımız bir programdı yani. Sonuçta izlediğim bir programa gitmek çok güzel bir şey. 2018'de yatarken babama dedim ki baba dedim böyle dedim izliyoruz ama dedim ben dedim buraya gideceğim. Babam şöyle baktı bana dedi ki üniversiten bitmeden böyle bir şeyi sakın kafandan çıkart dedi. Öyle bir şey olmaz da dedi. Ya bir de tamam, oyunculuk kariyeri var geride bıraktığın. Oyunculuk yani, kariyerim de var. Yani ama oraya yani gerçekten dışarıdan bakıp da kendimi orada görememek ya da bir konsey oluyor bir şey oluyor. Cevap veremiyor mesela. Allah'ım ya Rabbim ya diyorum şunu söylesene. Şunu bir söylesene artık. Şu cümleyi kursana. Şu cümle kilit cümle diye diye. Dedim ben buraya gideceğim. 2020'de pandemi oldu. 2020'de zaten herkes izledi. 2020'de ben mezun oldum. Şimdi orada çok kritik bir döneme girdim aslında. Yani ya bir diziye girip
Bir daha Survivor'a dönme ihtimalim kalmayacaktı. Ya da böyle mimari gerçekten şu andaki gibi. Şu an çok çalışıyorum. Şu an gerçekten çok çalışıyorum. Şu an bir zamanım yok. Öyle bir zamanım yok zaten. Yani gerçekten çok çalışıyorum. Sabahlara kadar çalıştığım dönemler oldu. 2 aylık büyük bir kafe yaptık mesela. Sabah 5'te çıkıyorduk. Akşam sabah 8'de bir daha. Sabah 5'te çıkıp dönüp sabah 8'de bir daha şantiye yap. Çünkü yetişmek zorundasın. 2 ayda bitirmek zorundasın. Gerçekten çok çalışıyorum. Yani böyle bir dönemde olsam yine gidemezdim. Yine gidemezdim. Ama o tam böyle yani çok tatlı bir dönemdi. Yani olur mu olmaz mı derken yani bir şekilde kadar beni oraya itti diyelim. Ama nasıl itti? Şimdi orada bir şey var işte yani. Oraya beni nasıl itildim yani. Nasıl itildin? Yani şimdi ben Survivor'ı zaten çok fazla izlediğim için işte dediğim gibi oraya bir gün gideceğim kesindi. Yani bir gün oraya gideceğim kesindi ama yani oraya gitmek de mesela... Pişman mısın? Yani şimdi Survivor'a gitmek aslında benim için asla bir pişmanlık gibi bir şey söylemem. Çünkü dediğim gibi yani ben izlemediğim bir programa gitsem pişman olabilirdim. Ben menajerin olsaydım izin vermezdim. Yani zaten çalıştığım menajerlerim vardı. Yani ben asla Survivor'a gittim diye pişmanım demem. Çünkü orada yaşadığım şeyler gayet de benim hayatıma tecrübe katan, tam olarak istediğim şeydi. Katılmasaydım hayatımda bir ukde gibi kalırdı. Orası ayrı. Evet. Ama oraya katılmak için gerçekten o sıra gerçekten etkin bir kariyerim vardı. Oyunculuk kariyerim vardı. Ve gerçekten tekliflerin geldiği bir dönemdeydim. Mesela soru 1. Oyunculuk kariyerini negatif yönde etkiledi mi Survivor'a katılmak? Şimdi oyunculuk kariyerimi etkiledi mi? Yani bir şekilde... Yani şu anda da teklifler geliyor. Yani şu anda aslında dizi sektörü birazcık şeyde... sallanıyor aslında birazcık. Çünkü yani bir dizinin tutması için yapımcı iyi olsa, senarist iyi olsa, oyuncular kötüyse, eşleşmediyse, uyum olmadıysa o dizi tutmuyor. Aynı şekilde oyuncular çok iyi, senaryo kötü, o dizi tutmuyor. Yani bir sürü faktör var. Parametreler var. Yani bir sürü faktörler var. Yani şu anda aslında bir diziye şu anda aktif olarak girmememin sebebi aslında bu. Yani bir şekilde tam üçünün de beraber olduğu bana da uygun bir dizi hani şu ana kadar gelen teklifler arasında yoktu. O yüzden değerlendirdik. Bir şekilde olmadı. Mimarlıktan devam ettik. Ama Survivor'a katılmak benim için bir pişmanlık mı? Asla değil. Yani oraya iyi ki de katıldım diyorum. Çünkü gözümle gördüğüm her şeyle mücadele ettim orada. Yani bir sıkıntısı yok. Bir de Survivor çok tehlikeli bir platform. Çok tehlikeli bir platform. Şimdi oraya mesela normalde beni mesela tanıyanlar Bülent diye tanır. Yanıma gelirler. Dündar Bey diye tanırlar. Yanıma gelirler. Selam verirler. Ondan sonra. Ama şimdi orada... Gerçek seni tanıyorlar. Kötü bir karakterde oynayan bir insan şey diyebilir sana. Kardeşim hani gelip sana bir tepki gösteren insanlar var. Kötü bir karakterde oynuyorsun. Oyuncusun mesela. Yanına geldi. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun dediği zaman bir halktan bir kişi. Kardeşim o bir diziydi. Oyun karakteriydi. Sen ona söyle. Bak ben Batuhan'ım dersin. Hani bir şekilde sıyırırsın kendini. Çünkü oyunculuk yani. Dersin ki ben oyuncuyum. Ne yazıldıysa o dersin. Ama Survivor'da bunu diyemezsin. Açsın. Zor durumdasın. Ve orada verdiğin tepkilerle yargılanacaksın. O yüzden ben oradan güzel bir şekilde ayrıldım. Hani gittim bir güzel tecrübeler edindim. İyi ki de gittim. Çünkü şu sporcu ruhumu yansıtmam gerekiyordu. Pişman değilim. İyi ki de gittim diyor. Çocukluğumu yaşamam gerekiyordu. Bu sene teklif aldın mı sen? Teklif aldım. Hatta yani Nisan ayında teklif aldım. Daha ben askere gitmemiştim. 2023 devam ediyordu Survivor. Bir şekilde teklif aldım. Hatta görüşmelerimiz de oldu. Ama bir şekilde sonuca bağlanmadı diyelim. Çünkü bazı şeyler vardı. Senden mi kaynaklıydı, yönetimden mi kaynaklıydı? Yani yönetimden... Sen teşkilsindir, kabul etmişsindir, okeydir. Ama bir şey olmuştur ve sana red cevabı gelmiştir. Yok, red cevabı diye bir şey söz konusu bile değil. Zaten Nisan ayında ilk neredeyse beni aradılar. Hatta kadro bile oluşmadan önce hani Batuhan gelir misin diye beni aradılar. Ben de askere gideceğimi söyledim. Askerden sonra konuşacağımızı söyledim. Askerden sonra da aradılar. Sonra görüştük, ettik. Benim bazı aşamadığım, yani aşamadığım demek olmaz da... yani çözülmesi gereken bazı problemler vardı. Ya bunu daha önceden konuştuk, ettik. Hani Survivor'la alakalı. Survivor'la alakalı. Neydi yani, bu problemler diye sorsam? Yani şimdi aslında bu problemleri şöyle anlatabilirim. O yani varsa daha, ben yokum falan gibi bir şey mi? Asla. Asla. Evet. Survivor All-Star 2022'ye bakın. Yani olmayan yoktu. Yani böyle bir şey o olsa... O adada olmasın, bu odada mı olsun? Anca orada mı yaşarım dedin. Ne dedin? Bir şey olmalı. Söyle şunları. Ben Survivor'a gittiğimde aslında benim hayalim de orada yaşanan, yaşamasını istediğim şey de hani Batuhan'ı bir şekilde yansıtmaktı. Ama bu Survivor benim için tamam güzel anılar biriktirdim ama böyle arkamı yaslayıp şu anda YouTube'u açıp şöyle bir keyifle ailecek benim oynadığım dizi şeyleri, videoları izleyemiyoruz. Niye? Çünkü yani bu bazı olaylar başıma geldi diyelim. Yani bu olayları şöyle anlatabilirim mesela. Yani şöyle anlatayım. Yani çok fazla istenmeyen olaylar oldu. Yani bir şekilde istenmeyen olaylar oldu. Ben oraya gerçekten çok fazla emek verdiğimi düşünüyorum.
Gerçekten çok fazla ve hakkında verdiğimi düşünüyorum. Fazla mı hırslısın Batuhan? Olması gereken kadar. Benim ama hırsım, benim hırsım belli bir noktadan sonra insanı kasar kavurur. Benim hırsım bana zarar, keskin sirke küpüne zarar. Aha. Bu bir kesin. Hırsımdan dolayı kaybettiğim bir Survivor yoktu. Dozunda hırs zaten orada gerekli olan bir şey. Yoksa hayatta kalamazsın. Hırsın olmazsa orada vazgeçersin. Disiplin olmazsa vazgeçersin. Ya mesela yani orada aç kalmanın herhangi bir sebebi olabilir mi yani mesela? Böyle bir şey olamaz. Yani ne oldu da mesela orada aç kalabilirsin? Hırslı olacaksın. Bir şeyleri tuttuğunu koparacaksın ki oraya gideceksin. Zaten belli bir hırsın olması gerekiyor. İlla şampiyon olayım diye oraya gitmedin. Benim zaten amacım orada kendi sportif faaliyetlerimi zaten göstermekti. Kendi kendime kanıtlamaktı. Zaten bu oyunculuk kariyerimi böyle ilerletmedim. Ben ne istersem onu oynadım. Ben kendimi orada görmek istedim. Oraya gittim. Çocukluğundan bu yana hep başarılı projelerin içerisindeki çocuk oldun ya. Heh. Acaba sorun o mu? Survivor'da da. Bülent başardı. Batuhan başardı. Batuhan'ın girdiği diğer karakterler başardı. Başardı. Hani başarılı bir grafik var. Ama gün geldi çocukluğunu yaşayabilmek ya da eksik kaldığın yerleri tamamlayabilmek ya da çok sevdiğin bir televizyon programının formatının içinde olmak için bir adaya düşüyorsun ve orada iki yenilgiyle çıkıyorsun. Bu mu seni çok sarstı? Ve daha kritik üçüncü soru. Bir kez daha yenilirim kaygısıyla ve bunu kaldıramam kaygısıyla mı katılmadın? Kaldıramadığım bir şey yok. Şu an mesela ben All Star'ı kaybettim demiyorum ki. Ben All Star'ı mesela bence ben kazandım. Çünkü şöyle kendi kendime yaptığım o performansla... Nisa'yı kabul etmiyor musun? Yok Nisa'yı kabul etmiyorum diye bir şey. Yani Nisa'yı kabul etmek ayrı etmemek ayrı. Ben Nisa'yı zaten çok seviyorum. Yani bireysel olarak zaten son haftalarda Nisa'yla aramızda zaten gayet güzel. Orada benim yakın arkadaşım bir tanesi. İş ayrı arkadaşlık ayrı. İş ayrı arkadaşlık ayrı. Şimdi onun mevzusu bambaşka. Yani kabul etmiyorum diye bir şey haddimize değil zaten bir şekilde olmuş. Yani olmuş şampiyon olmuş. Ama bunun tepkileri, halkta yansıması, bize yansıması, bize gelen mesajlar. Benim her Survivor olduğunda tekrardan TT olmam. Survivor'da birileri açıklanıyor ben TT'yim. Survivor'da Tur abi açıklanıyor. Altında ben TT'yim. Survivor'un tanıtımı yapılıyor 2024. Herkes onları konuşması lazım. Batuhan Karacakaya TT. Ya kardeşim yani bunu ben yapmıyorum. Bunu benim destekleyenlerim de yapmıyor. Burada ciddi bir konuşma şeyi var. Yani ciddi ciddi insanlar benim hakkımda Batuhan işte böyle bitti, böyle bitti. Bunları yaşadın. Affetme, gitme, şunu yapma, bunu yapma. İnsanların hala beni gördüğünde bir tepkileri var. Yani ve bunu... Bununla yaşamak zorundayım artık. Ya çünkü bazı şeylerin açıklaması yok. Aslında buraya da bu yüzden geldim aslında. Size aslında şunu anlatmak istiyorum ben. Survivor'a gitmeden önce Survivor benim için çok güzeldi. Orada yaşadığım dönem gerçekten hayatımda yaşadığım en güzel dönemlerden biri. Şu kahveyi bile orada ödülünü kazanıyorsun. Şu kahvenin tadı şurada içtiğin kahveyle. Şimdi kahvenizi kötülemiyorum tabii ki. Ama asla aynı değil. Asla aynı değil. Orada mesela bir müzik ödülü kazanmıştık. Hoparlör ödülü kazanmıştık mesela. Ya o müziğin 4-5 ay sonra kulaklarıma girip de böyle ruhuma nasıl etki ettiğini. Çünkü 5 aydır müzik dinlememişsin. Sadece çene dinlemişsin. Abi dedim bu nasıl bir şey ya? Hani müzik ne kadar güzel bir şeymiş. Böyle bir dönemden geçtim. O yüzden Survivor'ı seviyorum. Ama Survivor'ın benim hayatımdaki olumsuz... Bunların hepsi olumlu şeyleri. Olumsuz etkileri de tabii ki oldu. Daha demin mesela oyunculuk kariyerini sordunuz mesela. Bu kariyerin etki etti mi? Ben mesela o Survivor'a gitmek istediğim zaman tabii ki benim oyunculuk kariyerim devam ediyordu. Ve bana bazı projeler geliyordu. Şimdi bu projeler gelirken... Ben bir anda bu menajerlerime dedim ki ben Survivor gibi bir hayalim var. Şu anda tam da dönemi olduğunu düşünüyorum. Ben Survivor'a gitmek istiyorum dedim. 3-4 yıldır çalıştığım menajerim bir anda bana dedi ki Survivor'a gidemezsin. Gitmemelisin. Sen oyuncusun şu anda sana dedi teklifler de geliyor. Burada şu an yani seni orada görmüyorum ben. Yani şu anda senin oyunculuk olarak devam etmen lazım. Tam ara dönemin bir şekilde kendini burada göstermen lazım. Abi dedim ben gitmek istiyorum. Yani benim şu anda istediğim şey bu. Hani ben kendim istediğim için gitmek istiyorum. Orada bana neden gitmemem gerektiğini 3-4 tane böyle maddeyle bir şekilde açıklama yaptılar ve ben o menajerimle yollarımı ayırdım. Şimdi kafamda bu var. Yani gitmek istiyorum. Sonra Acun Medya'yla bir şekilde anlaştım. Anlaştığımda bir önceki menajerime gittim. Dedim ki normalde menajer işi bağlar. Ben işi bağlamışım. Gel benimle beraber Survivor'a gel dedim. Benim menajerim ol. Abi birbirini tanımıyorlar. Ama aynı maddeleri saydılar. Gitmemelisin. Yani oraya gitmemelisin şu anda. Bu yaşta gitmemelisin. Hani oyunculuktan devam etmelisin. Şu an sana teklifler gelir. En güzel dönemin. Ben kafaya koydum bir kere. Yani dedim çünkü bu hayatı ben yaşamıyorum. Yani ülkede kalacağına dediğim gibi bir daha gidememe ihtimalim var. Çünkü hem mimarlık olarak çok yoğun bir döneme gireceğim. Hem bir oyunculuk olarak bir diziye gittikten sonra bir daha Survivor'a dönemezdim. Ben dedim gitmek istiyorum. Ya amaç orada popülerlik elde etmek bir şekilde. Popülerlik ama değil. Survivor'ın fıtratı o. O popülerlik çok sağlıklı bir popülerlik değil bu arada. Çok saygın ve kutsal işler yapan, lisanslı,
sporcular, oyun, yani bir sürü çok kıymetli sporcu orada parladı yıldızı. Madalyalı şampiyonlar orada kendilerini gösterdiler. Ama amaç burada bir şekilde bir bilinirlik elde etmek aslında. Benim aslında bilinirlikle... Senin zaten var olan bir bilinirlik varken benim, ne gerek vardı? Şimdi işte tam o noktadayım, dediğim... izin vermezdim ben de menajerin olsaydım derken olayım buydu. İşte aslında başta anlatmıştım, bu çocukluğumdan kalan o hırs işte. Hani o sporcu hayatımı yapmam lazım. Ya göstermem lazım. Kendimi kanıtlamam gereken şey yani. İzlediğim şeye katılmak istemek bu kadar doğal bir şey. Yani ben gitmek istiyorum dedim, bu kadar. Menajerlerinden ayrıldım. O sıra işte bir dizi teklifi gelmişti bir arkadaşımla beraber. Şimdi bir olay anlatacağım. Bir arkadaşımla beraber en sonki görüşmem bir dizi projesi gelmişti. Başrollerini beraber paylaşacaktık. O arkadaşım o diziye devam etti. Ben tabii ki Survivor'a gitmek istediğim için ve Survivor'ı sevdiğim için oraya gitmek istediğimi söyledim. O bu diziye devam etti. Ben Survivor'a gittim. Survivor'da ilk başta yanlış çalışmışım. Hani bir şekilde fitness yaparak gittim. Yani saçmalamışım resmen yani. Çünkü yanlış çalışmak. Yani fitness kendini orada geliştirip de oraya gidebileceğim bir şey değil. O bambaşka bir çalışma stiliymiş. Yanlış çalıştım. Gittim oraya. Çok güzel şeyler başardım. Dedikodu öğrenmen gerekiyordu giderken. Nasıl yani? Entrika bilmen gerekiyordu. Kendini o yönde geliştirmen gerekiyordu. Spor için gittim oraya. O yüzden bunlarla çok işim yoktu zaten ama entrika sağ olsun peşimizden hiç ayrılmadı. Yani bir şekilde hayatımıza yapıştı entrika. Yani entrikasız aşkı memnundan bir başladı. Entrika aslında evet, işin memnuna yetiştin sen aşkı memnuna. Gittik sonra. Oğlum ben de entrikalar gördüm diyeyim. Neler gördük de sağa çıktık Allah aşkına. Neyse gittik Survivor'a. Ondan sonra bir şekilde orada sonuna kadar gittik. Yani Allah'a şükürler olsun. Sonunu hani yine bir şekilde eğlendim. Hani bir şeyler oldu, olmadı. Orası ayrı mesele. Bir karambol oldu. Ben eğlendim ilk sene. Aha. İlk sene eğlendikten sonra böyle bir tepki yığını oldu. Yani burada neden elendin, nasıl elendin? Ben çıktığım zaman böyle bir hapiste kalıyorsun. Çünkü İstanbul senden 2 gün sonra olduğu için bir hapiste kalıyorsun. Orada sende biri kalıyor. Bana söylediği şey Batuhan, şimdi elenen herkes onunla kalıyor. Batuhan şimdi eleneceksin, en fazla 10-15 bin takipçi gelir. 2-3 gün konuşulursun, ondan sonra unutulursun. Abi ben bir elendim. Bana 500 bin takipçi geldi. Canlı yayın açtım. 120 bin kişi izledi. O sıra aynı anda Acun abi bir canlı yayın açtı. 80 bin kişi kanalda, yeni yaptığı kanalda 80 bin kişi izledi. Benimkini 120 bin kişi izledi. Yani böyle bir tepki yok. Hani böyle bir tepki yok. Acaba dedim hani ben mi yanlış düşünüyorum derken yani gerçekten insanların buna tepki gösterdiğini gördüm. Bunun akabinde zaten direkt All Star teklifi geldi. All Star teklifine de şu yüzden gittim. Eksiklerimi bildiğim için buraya nasıl hazırlanmam gerektiğini biliyordum. Daha dişli rakiplerim vardı. Daha iyi rakiplerim vardı. Kafam sadece spor aktivitesinde. Yani başka bir şey de değil. Yani daha iyi hazırlanırım, bu sefer yaparım. Bu sefer de All Star'a gittim. Gerçekten çok iyi yarışmacılarla yarıştım. Gerçekten. Bütün senenin All Star'ları oradaydı. Yani bir şekilde en çok oyuna çıkan yarışmacı bendim. En çok sporcu olmuyor. Bu arada ben sporcu değilim. Sadece bir hırs. Böyle düşünün. En çok galibiyet alan erkek de bendim. All Star 2022'de. Ki zaten kadrosu inanılmaz güçlü bir kadro. Gerçekten çok güçlü rakiplerim vardı. Yine Nisa, Adem ve sen kaldınız değil mi? Aynen. Ondan sonra ya gerçekten çok güçlü rakiplerim vardı. Survivor'ı bu şekilde kapatmak istiyordum. Survivor benim için bu zaten. Yani ben oyunumu oynayayım. Ya ben bir kere şöyle bir olay yaşadım. All Star'a gittiğimde deniz oyunu vardı. Ben yüzmeyi çok severim. Oyunda giremedim oyuna. Giremedim oyuna. Yani bir şekilde oyuna giremedim. Dışarıda kaldım. Ve biz oyunu galibiyet aldık. Abi yemin ederim lokma boğazından geçme. Ben dedim yemek yemeyeceğim. Ben dedim oyun oynayamadım ya. Niye yemek yiyeyim? Yani benim olayım zaten burada oyun oynamak. Yani ben bir şekilde bunları anlatırken olay bir anda bambaşka bir yere evrildi. Yani ben zaten oraya yarışmaya gittim. Oyun oynamaya gittim. Yani oyun oynadıktan sonra hani ben kendimi kanıtlayayım yeterdi benim için. Ondan sonra bu olayı böyle kapatmak istiyorum. Survivor benim için bu şekilde kapansın. Kardeşim ben açayım Survivor'ı. Diyeyim ki ulan bunu güzel yapmışım, şunu güzel yapmışım, iyi koşmuşum. Halk da bana desin ki kardeş iyi koşuyordun, helal olsun. Benim için Survivor'ın amacı bu. Bu kadar bitti. Ama sen bu konuyu bunu istiyordun ama ne oldu? Ama bu konu ne yazık ki şöyle bağlandı. Finalde bir olaylar oldu, bir şeyler oldu. Bir kınama mektupları, onlar bunlar derken ben son finale oturdum. Ben eğlendim. Elendim. Ondan sonra insanlar yine acaba ne tepki veriyor diye beklerken yine bir hengame oldu tabii ki. Böyle bir ne oluyor ne oluyor gibisinden bir şeyler oluyordu. O sıra annem bir tweet attı. Annem dedi ki oğlumun hakkını yediniz. Ana başlığı bu. Oğlumun hakkını yediniz. Her elenen insanın ailesinin yaptığı gibi. Her elenen insanın destekçilerinin yaptığı gibi. Oğlumun hakkını yediniz gibi bir tweet atmış. Ben bunu attığını bilmiyordum. Haberim de yoktu. Geçti tamam eyvallah. Ama ondan sonraki gün bizim olmadığımız yerde Acun abi finalde çıktı. Annesi yediremedi. Batuhan zaten şampiyon olmayacaktı. Batuhan oy almadı ki. Panoramaya çıkıyor. Başka bir programlara çıkıyor. Batuhan zaten oy almadı ki. Batuhan'ın böyle programlarda işte zaten şampiyon olma ihtimali yoktu.
Ya bir anda benim Survivor'ı sportif bir aktivite olarak kapatmak istediğim yer, bir anda halk Acun Batuhan, işte Batuhan annen neler söyledi, buna cevap vermeyecek. Bizim, ya abicim ben böyle anılmak istemiyordum. Şimdi ben buna cevap da vermedim. Böyle bir şeye cevap da vermedim. Çünkü niye cevap vereyim? E böyle bir şeye cevap vermedim. İstatistikler yayınlanıyor. Ya şimdi bak abi. Oraya para için gidene eyvallah. Para ihtiyacım var dersin. Ben oraya giderim, yarışırım kardeşim. Paramı kazanırım, dönerim. Bak buna saygım sonsuz. Peki. Ya da dediğin gibi mesela ben popülerlik elde etmek istiyorum. Ben bir şeyler çıkartacağım. Kitap çıkaracağım, onu çıkaracağım, bunu çıkaracağım. Benim takipçi ihtiyacım var dersin. Bu kızın, bu adamın yolu bu derim. Bir şekilde saygı gösteririm. Ama benim yolumda para, ün, şöhret ilk planda değil. Çünkü ben zaten Allah'a şükür taşı sıksam soyunu çıkartıyorum. Şu anda mimarlık yapıyorum. Allah'a şükür olsun paramı da kazanıyorum. Ün, şöhret desen beni dünya çapında tanıyorlar. Dubai'ye gittim, adamlar Pakistan orada dünya kadar varmış. Pakistan Deli Çarşı'da çok izleniyor mesela. Ondan sonra adamlar selam ver Dubai'de. Lan dedim ne oluyor? İtalya'ya, Fransa'ya gidiyorum, aşkım yüzünden tanıyorlar. Bülent diyorlar mesela. Öyle oradan beni bir Türk görmesin, gurbetçi görmesin. Eyvah. Ben zaten dünyada tanıyorum. Benim ünle şöhretle zaten bir işim yok. Benim zaten yeterli tanınırım var. Benim oradaki amacım farklıydı. Şimdi ben paraya için gitmedim oraya. Ün, şöhret için de gitmedim. E ben ne için gittim oraya? Size söyledim zaten ne için gittiğimi. Şimdi ben Meksika ödülü vardı mesela. 5 metreden tahtaya düştüm karnımın üstüne. Öyle bir düştüm ki yani bak oturanların oradaki mikrofondan, diyaframından çıkan ses çıkıyor böyle. Diye bir ses çıkıyor. Orada kesiyorlar fragmanı. Annemi arıyorlar. Bak bir şey olmadı. Haberiniz olsun. Yani korkmayın. Ben o gün o düştükten sonra devam ediyorum koşmaya. Yani hiç bir bırakma diye bir şey yok. Kafamda galibiyet. Bu oyunu niye bırakayım? Rodeo'dan düştüm Meksika'da. Şimdi olaya bak abi. Meksika'da rodeo'dan düştüm. Böyle boğaya bindim. Öyle bir ödül vardı. Ondan sonra biz de tabii kaçırır mıyız? Hemen gittim bindim rodeo'ya. At da biniyorum çünkü. Ondan sonra bindim oraya. Düştüm. Rodeo'dan düştüm. Kolum buradan buraya kadar yandı. Bildiğin sıyırık, yanık böyle, tamam mı? Böyle sulu sulu geziyorum. İçinde taşlar var. Bir şekilde tedavi etmem lazım. Bir tane eczane gibi bir yere gittik. Adamlar sağ olsunlar yanlış pansuman yaptılar. Gittiler böyle sıvı olan yarama pamuk bastılar. Bantı da koyduk oraya. Ulan ben böyle yaşıyorum. Ya ben de çok ilgilenmem böyle şeyler. Tamam pansuman yeter dedim. Abi üstüne dokunamıyorum. Çok kötüyüm. Harbiden dokunamıyorum. Uçakta geliyoruz falan. Ondan sonra domineye indik. Şimdi duran bir oyun vardı. Ben dedim gittim hemen revire bizim doktorlara. Dedim ki abi dedim hani kolum çok kötü şuna bir bak. Abi bantı bir açtı. Sıvıyla pamuk birleşmiş. Yanık. Bak hala içimde bak. O acı hala içimde. Bak o neşterle tek tek o pamukları buradan buraya bak yemin ederim hayatımda böyle acı çekmedim. Buraya bir güzel bandajladık. Bandajladık. Bir sonraki oyun durağan oyundu. Bir sonraki oyuna gideceğiz hemen. Daha hemen bir saat sonra. Oyuna gittik. Oyunda ağırlık sürünme. Yani şimdi şey diyebilirim. Kardeş benim kolum yani çok kötü. Sağ kolum atış. Yok. Yani şimdi 3 tane oyuna çıkmışım bugün. Patır patır sürmüş. Yani o kolla bırak şey yapmayı, hani oynamayacağım vesaire demeyi. Ben orada devam etmişim. Oyun hırsını. Ertesi günkü oyun ne? Deniz oyunu. Antalya'nın tuzundan daha tuzlu bir denizi vardı o benim, biliyor musun abi? Yani oraya bir girin cos. Ay anasını şimdi. İnsanlar da hani kimse şey demiyor. Hani Batuhan canı acıyor mu? Yok. Ya niye oynuyorsun? Yatsan oraya. Destekçin mi yok? Yatsan oraya. Yok yatmıyorsun. Diyorum ki oynayacağım. Bak parmağım bak. Oo. Parmağım görüyor musun? Parmağım böyle kaldı. Kırık parmağım. Bak. Kapanmıyor. Böyle takılıyor. Şimdi abi senin şu sağlak mısın solak mısın abi? Sağ. Serçe parmağının fiyatı ne abi? Bana serçe parmağının bir fiyatını söyle ki sen bu hale gelsin. Ya, insan bir uzun ile ilgili fiyat biçebilir mi? Serçe parmağının fiyatı var mı abi? Yok değil mi? Şimdi Acun abi parasını verdiği için bazı şeylerin herkese her şeyi söyleyebileceğini zannetti. Ki zannediyordu. Benim annem için de aynısını. Yani parasını verdiğim için her şeyi söylüyorum. Batuhan ikinci oldu. Batuhan oy almadı. Ben paraya değer vermiyorum ki. Benim parayla olan para verdiğin şey burada kazanacağım parayı zaten hani bir şekilde orada olduğum için bu burada bir para veriyoruz. Paranın geri kalanını bende nasıl karşılarsın biliyor musun? Emeğime verdiğin saygı. Emeğime verdiğin saygı. Saygısızlık mı gördün? Şimdi emeğime saygı gösterilmiyor. Şimdi ben orada dünya kadar koşmuşum. All Star'ın yarışmacılarıyla savaşmışım. Şimdi çıktıktan sonra Survivor'a arkama yaslanıp huzurla Survivor'ı izlemek yerine benim şu anda izlediğim şey ne biliyor musun? Ya da aldığım tepkiler. Batuhan Acun'un annene söyledik şeyleri unutma. Ya ben bununla karşılaşmak istemiyorum. Şu anda biz seninle sokağa çıkalım abi. Ben eskiden Bülent diye tanırlardı. Dündar Bey diye tanırlardı. Şimdi sokağa çıkalım. 10 kişiden 8'i yanıma gelir tanır beni. Şu anda 7'si hakkını yediler der. Ya kardeşim ben hadi yanlış gördüm. Ben yaşayan bir insan olarak yanlış gördüm. Annem de yanlış gördü. Beni destekleyenlerde at gözlüğü var. Onlar da yanlış gördü. Hadi öyle olsun.
Onlar da yanlış gördü. Ya kardeşim bu halk da mı yanlış gördü ya? Bu nereden çıktı peki bu hakkı yendi muhabbeti? Az önce Acun'la ilgili kurduğun cümlede parasını verdiği insanlara hükümranlık kuruyor gibi. Yok yok yani o zannediyor ki emeğin bir önemi yok. Mesela şöyle bir açıklaması var Acun abi. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum yani. Çıktıktan sonra mesela şöyle bir açıklaması var. Batuhan oy almadı ki. Şimdi Nisa'ya gelen tepkiden dolayı bir açıklama yapıyorsun. Ben bir yapımcı olsam ben de programı kurtarmak için ya da programı yani bir açıklama yapmak zorundasın yapımcı olarak. Ben derim ki kardeşim hepiniz mermi gibiydiniz. Hepiniz koştunuz. Anladım. Herkes hak etti. Ama Nisa daha çok oy aldı. Bitti. Ne diyeceksin? 50 tane daha oy atsaydı sizinkiler. Yapacak bir şey yok. Elendiniz. Bitti gitti. Bunu söylese çekilse git. Ama Nisa'yı Nisa'nın aldığı oyu aklamak için ya da konuşmak için evet bu kadar oy aldı demek için konuşma şuraya gidiyor. Batuhan oy almadı. Ya abi benim oyla ne işim var? Sen benim oyumla ne yapacaksın? Ben şimdi hiç koşmadım mı orada? Emek göstermedim mi? Benim oyumla neden Nisa'yı güzelleştirmesi yapılıyor? İstatistik yayıldı ya. Batuhan oy almadı. Ulan diyorum ben ilk sene elendiğimde ben oylarımı görmüştüm. İlk bir önceki haftadan sonraki aldığım oy bir önceki haftanın 15 katıydı. 10-15 katıydı. İnan, mesela 1 aldıysam 15 almışım öyle düşünün. Şimdi buna az oy diyemezsin. Kendin söyledin zaten çok oy aldı. Ama yani All Star için böyle bir şey söyleyince dedim ki acaba oy almadım mı? Aha dedik şimdi istatistik falan yayınlıyor dedim. Eyvah yandık dedim yani. Nereye gidiyor kim bilir. Kaçıncı sonuncu muyduk acaba? Oy almadım. İkinciymişim abi. Yani ben büyük oylamada ikinciymişim. E şimdi ne bu? Ya ben şunu mesela onun Acun abimizin şöyle bir lafı var. Ona haksızlık ettiğini düşündüğü bir yarışmacıya şunu söyleyeyim. Ben mesela diyor ki biz sana ne yaptık? Asıl ben ne yaptım abi? Koşmaktan başka ne yaptım? Ben size ne zarar verdim? Anneme bile ettiğin laftan sonra biz annemle olan konuşmayı zaten halletmek için oraya gittik. Hı hı. Annemle olan konuşmayı halletmek için zaten. Halletmek için değil. Başka bir konuyu kapatmak için Acun abi bizi yanına çağırmıştı. Ben de bu konuda Acun abiyle konuştum. Aslında kırgınlığım ya da Survivor'a asıl gitmememin sebebi bu. Çünkü tamam yani para da konuşuldu. Başka şeyler de konuşuldu. Ama Acun abi nerede? Bana bir sözü vardı diye bu sene Acun Medya'ya zaten bunu söyledim. Dedim ki ilk görüşmemizde. Ben bir olayı kapattım. Dedim ki abi senin şimdi finalde yaptığın konuşma anneme yaptın ki annemin sosyal medyası yok bir şey yok. Sana cevap veremeyeceğimiz bir yerde anneme çok fazla laf söyledim. Annem herkesin yaptığına farklı bir şey söylemedi sana. Ne söyledi? Hakkı yendi oğlum. E bunu şu an annem değil bütün herkes söylüyor. Bütün herkes benim için değil herkes için söylüyor. Son 12 için söylüyor. E şimdi dedim çok fazlaydı abi dedim. Senin karşılaştığın daha ağır tepkiler de var dedim. Yani daha ağır tepkiler de var dedim. Buna neden dedim cevap vermedin. Bana o gün dediği şey şu beraberken dedi ki Batuhan dedi ben dedi işte yayın esnasında bunu okuduğum için dedi sinirle dedi söyledim. Ben dedi evet söyledim dedi ama dedi annem de çok yazmış vesaire falan filan ondan sonra konuştuk evet dedi biraz fazla dedi. Yani dedi ben dedi fazla dedi konuşmuşum dedi evet dedi o haklısın dedi. Ben dedi bunu dedi bunun için dedi kusura bakma dedi özür dilerim dedi. Yani biz aramızda bunu konuştuk hani kusura bakma dedim abi biz aramızdayken değil hani bu işi telafi etmek gerekiyor. Hani şu an ve amiyane bir lafı vardır. Kalabalıkta yapılan bilmemlerin telafi olmaz yani. Bu işi telafi etmemiz gerekiyor dedim. O da bana dedi ki bir söz verdi. Söz veriyorum dedi. Bundan sonra çıkacağım ilk röportajda bu durumu telafi edeceğim. Bitti. Bütün aramızdaki problem bitti. Tamam abi dedim güveniyorum. Abi şimdi bu sözden sonra şu an bile sıkıyorsa gelmediler. Abi şimdi biz armut mu? Böyle bir şey olmadı değil mi? Yok abicim şimdi olay devam ediyor. Tutmadı yani. Abicim şimdi o olay olmadı yani böyle bir telafi olmadı. Şimdi bana söylenen bir lafı yerim, cevabını veririm. Ya benim annem şimdi annene yapılan bu senin anlatımınla bununla ilgili de bir yorumum olacak. Annene senin tabirinle, senin anlatımınla, senin yaşadıklarına yapılan, sana ve annene yapılan bir haksızlık var. Sana bir özür borcu verildi, sözü verildi ama bu söz yerine getirilmedi. Biraz da bu yüzden mi katılmak istemedin? İşte teklifle alakalı konuştuğumuzda buydu. Yani ben askerden önce bana bu teklif geldiğinde, bana teklif edildi Nisan ayında. Askerden sonra konuşabileceğimi söyledim. Sonra telefonda Acun Medya ekibi beni aradığı için, Acun Medya'nın yapımcıları beni aradığı için, Survivor'ın yapımcıları beni aradığı için. Onlara dedim ki abi ben hani bundan sonra hani sevgim de birazcık saygım da kaybettiniz dedim. Yani bu son olaylardan dolayı da yani birazcık böyle bir durum. Ben bu olaya artık ticari bakarım dedim. Hani isterseniz konuşabiliriz. Onlar dedi ki gel konuşalım. Sonra biz gittik toplantı yaptığımızda konuşacak o kadar çok konu var ki abi. Yani bir saat öyle bir konuştuk ki onlarla gerçekten her şeyi masaya yatırdım. Yani söylemediğim şey kalmadı. İçimde kalmayan hiçbir şey söyleme. Yani içimde kalmayan hiçbir şey yok şu anda. Her şeyi sordum, her şeyi de öğrendim, her şeyi de konuştuk. Ama kamuoyunda anne... Ama o toplantıda Acun abi yoktu. Ve onu dedim ki bak Acun abinin bir sözü var bana. Bak yani bu dedim yani nerede? Ben bu arada Acun abiye kendimi de hatırlattım.
Acun abi kaza yaptı, geçmiş olsun abi dedim. Ya hatırlat beni yani, hatırla. Tatile gittim mesela, voleybol oyunu kazanmıştık. Mesaj attım mesela. Abi dedim teşekkürler, bak işte kazandığımız ödülü beraber kullandık, kardeşimle kullandık vesaire. Hani kendim de hatırlattım. Hatırlat yani, mesela beni unuttu diye bir şey de yok. Yok. Mesela bu böyle kaldı. Bu böyle kaldı ve ben bu sorumlulukla annesine laf yiyen bir insan olarak Survivor'da ben şu an böyle anılıyorum. Hakkın yendi ya da annene laf etti, cevap vermedi. Ha, şimdi, gitseydin de daha beter olacaktı. Ha, gitseydim diye bir şey yok. Gitseydim zaten... Anneni ezmiş olacaktın. Tabii canım. Bir o var ama beklentim her zaman iyi niyetliydi. Dedim ki bunu bir şekilde hallederler. Gönlünü alırlar. Hani... Ama bak burada da hem televizyoncuyuz ikimiz de. Farklı pencerelerden baksak da. Hani ben biraz daha işin medya tarafındayım. Sen oyunculuk tarafındasın. Özetle televizyona iş yapıyoruz. Yaş olarak da hani abim pozisyonundayım. Hadi. Naçizane bir tavsiye. Bak annemle bunun çok tartışmalarını yapmışızdır. Bende de bir anne var. Tabii canım. Çok fevri ve oğlu için dünyayı yakabilecek. Yani senin anan seni ne kadar seviyorsa inan bana benim anam da bana o kadar düşkün. Hala. Ama annemle yaptığımız tartışmaların, yükseldiğim çok zamanın ana teması her zaman şu fiilden dolayıdır. Karışma. Yahu karışma. Girme. Karışma da işte bazen işin finansal boyutları, katılacağım bir organizasyon, sunacağım bir iş, kabul edeceğim bir televizyon teklifi, burası, buradaki seyrim. Ya arkadaş karışma. Bu özel hayatta doğru. Yani anlatabiliyor muyum? Bu herkesin içinde. Bak, yani bireysel doğru. Bu da annene ve sana bir eleştirim. Şimdi... Ben bu eleştiriden ben de çok nasiplendim ve çok zarar gördüm. Anne söz konusu olduğu zaman bak herkes iş hayatında birileri var paranı veriyor. Evet benim de veriyor. Dolayısıyla çok sevdiğim bir laf vardır. Çalışmak güzel bir şey olsaydı üstüne para vermezlerdi koçum. Bak bu lafı ben çok önce duymuşumdur. Belki ilk defa duyuyorsun. Belki daha önce defalarca duydun. Zaten keyifli olmayan bir şey ve birisi sana bunun için para ödüyor. Çalışmak çok da keyifli bir şey değil. Tamam. O adamın da yani Acun'un da senden bir beklentisi olması, senin reyting malzemesi olarak kullanması, bilmem ne yapması falan. Televizyonculuğun cilvesi olacak. Yok yok, bunda bir sıkıntı yok. Ama annen işin içine girdiğinden dolayı sen profesyonelliğinle evlatlığın arasında... Peki mesela şöyle bakarsanız bu olaya, söylediğiniz şeye %100 katılıyorum. Bence de böyle. Anladın mı? Ama bu bireyselde mesela size şimdi bu cümleleri mesela... Böyle söyleyebilir. Annenizin karışma dediği mevzu. Size olay olmadan önce kalıyor. Olay olmuş, bitmiş. Peki mesela tepkisi nasıl alacak? 6 ay boyunca ben yoktum. Mesela nasıl yapacak? Göz göre göre bazı şeylerin farkında mesela. Nasıl saklayacak bunu? Mesela zaten bazı şeyleri görüyor. Ve mesela hadi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hani şuradan bakalım bu mevzuya. Öyle daha güzel anlaşacağız. Mesela Nisa olmadı şampiyon. Nisa olmadı şampiyon. Adem şampiyon oldu. Hiç kimse ya da benim annem ya da benim karşıma gelen halk, hakkın yendi dediği halk. Bu kadar tepki, bu kadar Instagramlar, bu kadar DM'ler, bu kadar TT'ler. Adem şampiyon olsaydı hakkın yendi Batuhan derler miyiz? Ben sana söyleyeyim abicim, demezlerdi. Çünkü niye? Adem Kılıç All Star şampiyonu oldu. Orada çok güzel performans sergiledi. Evet bu adam hak etti derlerdi. Ondan önce geç. Hadi tamam Adem geç. O da ikinciydi. Hikmet beşinci elendi. Adam abi bak adam orada ev yaptı. Araba yapıyordu. Vakit yetmedi. Gemi yaptı. Adam okyanusa şamandıra kurdu. Balık tutmak için Dominik Belediyesi geldi. Acun Medya ceza yazdı. Siz okyanusa nasıl yerleşim kurarsınız diye. Şimdi bu adam Survivor değil mi? Şimdi bu adam Survivor değil mi? Şimdi bu adam şampiyon olsa. Şimdi bu adam şampiyon olsa ben nasıl diyeceğim ki şimdi? Sen nasıl hava aldın? Kardeşim adam Survivor. Adamı o günden beri burayı bırak. 2 yıl geçti. Bırak Dominik'i. Vallahi bile şehir kurardı orada. Onun öncesine git Berkan mesela. %70 performans yaptı. Bu adam mesela koy şampiyonlar. Kimse diyecek miydi? Bu adam nasıl şampiyon oldu? Demeyecekti. Anıl. Adam nasıl şampiyon oldu? 9. mene elendi. 10. mene elendi. Anıl şampiyon oldu mesela. Yani kimse nasıl şey diyecekti? Anıl hak etmedi diye. Adam çıkartırdı videoyu bir koyardı. Derdi ki al kardeşim hızlı izle. Al istatistik gör. Bak tam da. Atakan. Bak. Sema. Nagihan. Bak Atakan koy Nagihan. Mesela bunlar kimse... hep mağduriyet yaşayan insanlar. Mağduriyet değil. Mağduriyet değil. Bu adamlar benimle beraber yarıştılar. Tamam. Ve o şampiyonluk adayı oldular. Tamam. Ve şampiyon olsalardı kimse bu kadar tepki verir miydi vermez miydi? Tamam haklısın. Tamam haklısın da bitti işte. Tamam okey. Ama ben haklısın başka bir yerden bakıyorum. Sen benim annem de o zaman tweet atmazdı. Sen baktığın pencereden haklısın. Şu an anlattığın noktada haklısın. Siz de haklıydınız. Doğru söylüyorum. Şunu söylüyorum ben sana. Onlar da bir şekilde onlar da Nisa'ya yenildi. Evet. Tamam mı? Bak Batuhan'la mukayese etmiyorum. Herkesin tepkisi onlar farklı. Onlar da Nisa'ya yenildi. Ama ben
Saydığın o isimlerin annelerini tanımıyorum. Evet. Benim baktığım pencere bu. Anneciğin işin içine girdiği zaman benim, duygular devreye benim giriyor. Birazcık annem benim de zaten işin içine çekmek istediğim, oradan selam gönderdiğim, hatta Domine'ye geldiği için insanlar ve beni destekleyenler zaten annemi çok seviyorlar ve annemi tanıyorlar. Yani bu konuyla annemin de anılmasını istemezdim. Yani benim aslında istediğim şey ne biliyor musunuz? Yani o senin yaptığın burada, bir şey değil zaten. Tweet atan annen olduğu için ya sen burada, annemin, defansa geçtin direkt yani. Defansa da geçmedim aslında. Annemin yaptığı şeyi ben asla ve asla yanlış bulmuyorum. Çünkü niye biliyor musunuz? Annem eğer bunu söyleseydi ve tek başına olsaydı, yenilgiden dolayı söylese de eyvallah. Kardeşim benim bu halktan beklediğim tepki ne peki? Yani Survivor 2024 tanıtımı yapılıyor. Altında Batuhan Karacakaya tweet'i. Altına gir, bak yorumlarına. Hepsi aynı şeyden bahsediyor. Tur abi açıklanıyor, hepsi aynı şeyden bahsediyor. Nagihan açıklanıyor, Batuhan Karacakaya tweet'i. Nasıl olacak bu iş? Yani burada halkta bir karşılığı olmasa söylediğiniz şey doğru olabilir. Tek başına bir tepki vermesi yanlış olabilir. Ama şu anda bana yapışan Survivor kariyerinde, Survivor'da benim beklentim şuydu. Kardeşim iyi koştu, iyi de kazandı. Bu kadar. Ama şu anda olay bir şekilde bazı polemiklere yoruluyor. Ve ben bundan kesinlikle mutlu değilim. Bunu kapatmak da çok basitti. Çünkü özelde kapattığımız için bir tane laf, bir tane şey. Bana söylediği lafı aynı şekilde bunu kapatacaktı. Bu mevzu bitecekti. Belki şu anda bambaşka bir yerde olacaktık yani. Poyraz dersem ne dersin? Yani. Gelseydi bizim seneye derdi. Bizim seneye gelseydi. Yani o kadar güveniyorsa kendine. Hani ben mesela psikolojik olarak kaldıramaması vesaire falandan bahsetmiyorum. Ben de bir sonraki sene hemen gittim. Yani bu kadar özgüvenli konuşuyorsa bizim seneye gelseydi. Bizim sene çünkü performans istiyorsan ve performansla ilgili böyle özgüvenli konuşacaksan ve kendine bu kadar güveniyorsan bizim seneye gelmeliydi. Pekala. Ama tabii gelebilirim. Orası ayrı mesele. Yani o kadroda onun işi var mı mesela? Sen şimdi Tur abiye sorarsan bana, Tur abinin hakkı bizim seneydi mesela. Tur abinin hakkı bizim seneydi. Tur abiye bir hayranlığım mı var ayrıca? Tur abiye bir hayranlığım yok. Tur abi güzel bir rakip olurdu bana. Aslında şu anda rakip olmasını istediğim herkes zaten benim rakibim oldu. Yani rakip gördüğüm herkes oldu. Bir Tur abi olmadı. O da çünkü All Star 2022'ye gelmedi. Sağlam bir Tur abi 2022'de gelseydi ben onu tercih ederdim. Yani güzel bir şekilde rakip olurduk. Güzel konserler geçirdik beraber. Güzel oyunlar oynadık. Ama şu anda olay başka bir yere gitti. Yani Tur abinin videolarını atıyorlar bana. Bu sene performans serisi olarak. Ya şimdi tökez derken bastonla mesela bastonla şeye katılmış, tanıtıma katılmış ya da tökez derken koşarken böyle video atıyor. Şimdi abi bak ben orada bir sürünmeye girerken bırak ayak parmağımdan alnıma kadar o sürünme her yerimi kullanarak geçiyorum. Yani %100 sağlıklı olman gerekiyor ki oraya böyle patlatıp patlata geç. Şimdi abi ayak tökez aslanı yaralı bulmuşlar şimdi millet de böyle ego kasıyor işte. Yani diyorlar ki yeneriz, şampiyon oluruz. Şimdi abi olacak iş mi yani? Bu seneki manzarayı nasıl görüyorsun peki kadroları? Bu seneki manzarayı abicim herhalde en iyi kadro. Yani bizim sene çok desteklenmemiş. Yani performans anlamında biz çok bir şey katamamışız. Ya abicim böyle bir şey yok. Gelmiş geçmiş izlediğim ve izlenen en iyi kadro kesinlikle Survivor 2022 All Star'dır. Ya burada bir afiş yapmışlar. Yani şimdi kadroya bakıyorsun. Bak abi ben programın içindeyken böyle bir son 15 kişi falan kalmıştı. Son 10 kişiye 12 kişi sığdırdım. Ya kim eğlenecek? Sema mı eğlenecek? Anıl mı eğlenecek? Diğeri mi eğlenecek? Bak kim eğlenecek? Herkes çok iyi. Herkes çok iyi. O yüzden bizim sene gerçekten performans anlamında da Survivor anlamında da çok iyi olduğunu düşünüyorum ama işte dediğim gibi bunların hepsi keyifli mevzular. Bunların hepsi güzel konuşulacak mevzular ama ne yazık ki yani All Star bunlarla anılmak yerine ben kardeşim All Star 2022'de anılmak yerine şu anda All Star 2022'm deyince rezil sezon diyorlar. Yani şimdi ben mi yaptım bunu şimdi? Nasıl oldu bu şimdi? Ya yani? O biraz şeyden kaynaklanıyor. Rezil sezon da değil. İnsanlar pandemide bak bunu seninle biz yayın öncesinde de konuştuk. Pandemide evde kaldığımız süre içerisinde yapacağımız tek bir şey vardı. Netflix'te oturup bütün dizileri, filmleri izlemek. Bir de hani işte bu dijital kutularda uğraşmıyorsan, normal televizyonlarda takılıyorsan da Survivor izlemek. Dolayısıyla pandemi sürecinde pandemiye adada yakalanan ekip çok şanslı bir ekipti. Biz kilitlenmiş televizyonlarda sosyalleşmek için bir tek Survivor'ı izlerken haberlerden bunaldığımızda sonrasında insanlar artık Survivor isminden farklı kafasından biraz sıkıldı. Dolayısıyla evet belki cazip bir ekiple çıktın. İyi bir kadroydu. Evet. Ama bunun dezavantajını biraz yaşadığımızı düşünüyorum. Anlamadım. 2020'nin çok izlenmesi. Mesela bak ben bir müşteriyim değil mi? İzleyiciyim. Pandemide o kadar doydum ki. Overdose.
pandemi sonrası süreçti. Survivor falan izlemek istemedim mesela. Öyle mi acaba, yoksa izlediğin güzel bir sezonu ikinci sezonu izlemek gibi bir şey mi? Çünkü o zaman ben 2017'yi izledim, 2018'i de izledim, 2019'u da izledim, 2020'yi izledim, gitmeseydim 2021'i de izlerdim. Ama sen tam baba bir Survivor zaten fanıymışsın. Ya abi, zaten ya fan değil yani, ne izleyeceksin? Hangi dizi izleyeceksin? Yani bir dizi sararsa, izlediğim diziler de vardı o zaman, Survivor değil diğerini izliyordum, orası da ayrı mesele. Ama birdir, haftada birdir yani, yani bir tane dizi vardır. Ya da her zaman da evde olmuyorum ki yani, ben dizi izleyen de bir insan değilim aslında çok fazla. Yani boş zamanlarımda evde izlerim, internetten izlerim yani. Zamanında izlemem, internette izlerim. O yüzden yani böyle illa bir dizi akşamı oldu falan filan, öyle bir zamanım da olmuyor genelde yani. Öyle bir şeyim olmuyor ama Survivor için oluyordu. Survivor'ı takip ediyordum yani gerçekten. Senin kazandığın bir araba varmış, doğru mu? Var. Ama öyle bir şey söylediler ki, tabii ki ben seni misafir alırken bir sosyal medyadan destek aldım. Batuhan geliyor, ne soralım diye. O arabada muallak var. Aldı mı, almadı mı, aldı göstermedi, almadı bilgi vermedi. O arabası ne oldu? Kazandığı yani, araba. Kazanılan bir araba var ama evet. Yani bu ya tabii ki yani şurada o Lexus üstünde Batuhan Karacakay yazıyor. Yani bir şekilde araba benim arabam. O kadar. Anahtarı sende mi o arabanın? Anahtarı bende değil. Anahtarı bende değil çünkü yani bunlar birazcık programın içeriğine giriyor ama ya o araba bir şekilde anahtar olarak bana gelmedi. Yani başka bir şey vardı. Yani araba mevzusundan çok fazla şey değilim. Yani böyle bunu irdelemek gibi mevzu değil. Zaten bunu o zaman işte hani size söylediğim söz muhabbeti bu işte. Yani bu mevzuyu ben tamamıyla kapatıp bu mevzu arkadaşlar tamam. Arabayı kazandım ama verilmedim sana. Ya arabayı kazandım evet. Ama bunun bazı işte program içerisinde bazı şeyleri var. Yani bazı şekilleri var. Mesela yani mesela değil. İşte ben bu mevzuyu aslında çok fazla irdelemek istemiyorum. İşte o sıra bana verilen bir söz vardı işte. İşte o sıra bana verilen bir söz işte bu yüzden bu kadar kıymetli. Benim annemin attığı tweetten dolayı değil. O sıra bu mevzuyla alakalı verilen bir söz vardı. Ben bunu karşılığını almadan diğerini kapattım. E şimdi biz burada ne yaptık biz şimdi? Şart mı koşuldu sana? Şart koşulmadı. Hani yani onlar benden bir iyilik istedi. Ondan benden bir şey sen istedi. Sen arabadan feragat et, biz de anneden özür dileyelim dedi. Yok. Aslında öyle bir şey değil. Pazarlık diye bir şey öyle yok. Anne tarafı pazarlık olur mu canım? Hayır öyle bir şey değil. Ya bir araba mevzusu vardır, içinden çıkılamayacak bir şeydi. Bu araba mevzusunu ben kazandım sonuçta. Böyle bir kazanmışlığım var. Ama bazı olaylar vardı. Bu olayları kapatma kararı aldık yani. Bir şekilde bunun açıklamasını yapsaydım zaten o zaman yapardım ama o araba şu anda yani bende değil. Ama kazandım mı kazandım. Bir takım olayları kapatmak için arabadan feragat ettin yani. Yok yine yanlış anladınız. Hayır asla öyle bir şey. Ben yanlışamı şaşırdım. Öyle bir yuvarlak konuşuyorsun ki baba bu konuyla alakalı. Ya bu konu birazcık program içeriğine dayandığı için benim aslında burada anlatmaya çalıştığım şey birazcık daha Survivor dışı. Yani bu arabayı kazandım. Evet ben kazandım ama hani yansıtıldığı gibi Batuhan 3 milyonluk araba kazandı diye bir şey yoktu zaten. Ya yani bu büyük oylamadan önce yapılmış bir haber topluluğuydu ama böyle bir 3 milyonluk araba kazandı vesaire gibisinden bir durum söz konusu değil. Nagihan dersem yorumun ne olur? Nagihan'ı severiz. Nagihan gerçek bir Survivor Nagihan. Nagihan yani Nagihan gerçek bir Survivor yani. Ben Survivor izleyicisiyim ve yani Survivor'da Nagihan'la yarışmaktan da gerçekten keyif aldım. Yani Survivor iki can bir araya gelsem gitmem diyordu. İşte o dönemde annemle konuşturdum ben onları. Yani bir şekilde konuştuk. Böyle bir 45 dakika annem Nagihan sesini duydu. Nagihan annemin sesini duydu. İki cümle sonra ikisi de ağladı. Yani böyle bir aralarına diyalog geçti. Ama ondan sonra işte olabilir yani bir şekilde neyi kabul etti, nasıl kabul etti onu orası beni bilmediğim konular yani. Ama yani Nagihan televizyonda izlerken yani şu cümlesi beni üzdü yani. Hani bu sene başlıyor ve ben heyecandan kalbim ağzından çıkacak. Ya Nagihan 7. kere katılıyorsun. Nagihan 7. kere katılıyorsun. 8. kere mi ne katılıyorsun? Yani bu kadar heyecanlanıyorsun. Sen best of kadınısın. Ne heyecanlanıyorsun Allah aşkına? Yani bari bunu söyleme yani. Bence olay bu olmamalı yani. Ama Nagihan Survivor'da olmalı. Nagihan her Survivor'da olmalı. Nagihan Survivor'ın şeyidir yani. Dişi Nagihan hastalığı. Çok yakın arkadaşım biliyorsun benim. Çok severim. Ben büyük severim ama çok eleştiririm onu. Kızım diyorum mezar taşına şey yazacaklar seni. Parkurda koşarken öldü. Yani. Nagihan çok emek verdi. Nagihan da şampiyon olsa kimse neden Nagihan şampiyon olamaz? Der miydi? Nagihan gerçek bir şampiyon. Sema Survivor'ın Galatasaray'dır. Sema kadar kaliteli bir şey görmedim. Yani böyle bir şey. Sema'yı yakından izlemek gerçekten benim için muhteşem bir şeydi. Ya bazı şeyler var mesela. Parkurlar arasında bazen farklar oluyor. Ha. Mesela bir tane yuvarlak şey yuvarlıyorsun. Şimdi kimse kusursuz değil. Bir tanesi böyle sudan şişmiş bir şey olmuş. Biraz daha böyle eğimli gider. Bir tanesi düz gider mesela. Onları kovalar. Hemen böyle detaycılar. Mesela ben
hemen onu kovalarım mesela. Derim ki bak bu taraf daha düz, bu taraf daha şey falan filan. Bunları fark etmek de bir olay. Abi ben atıyorum sola sağa gidiyor, bir şeyler oluyor. Ya yapamıyorum. Sema ilk denemede bir atıyor. Böyle gidiyor pat içeride. Hadi diyorum birinci şans böyle gidiyor. Böyle. Aa, böyle bir şey yok ya. Sema'yı izlemek, yakından izlemek gerçekten inanılmaz bir duygu. Ama Survivor'da işte Sema'nın da hani kardeşiyle beraber katıldığı için kardeşiyle katılmak avantajlı, dezavantajlı. Evet. İşte onun çok dezavantajını yaşadı. O sıra bir dağılma dönemi vesaire derken aman Sema'nın da şampiyon olsa niye kimse şampiyon olur demez yani. Evrim. Evrim mi? İyi girdim. Yani Evrim candır Evrim. Evrim yani elemedi kimse kalmadı Evrim. Yani Evrim hakkında Evrim şampiyon olsa biz de insanlar bir sorgulardı. Orası ayrı mesele de. Yani Evrim de severiz ya. Evrim de dobra kadındır. Yani realist çok güçlü bir kadın. Performansında elinden geleni yapmaya çalıştı ama bir yere kadar. Yani o sonuçta benim gibi sporcu değil. Ben de sporcu değilim. Ama o da yani en azından benim kadar çok çalışıp gitmemiş. Yani o da gidebildiği yere kadar gitti. Bayağı da insan eledi. Yani Evrim'le de bir tanışıklığınız var diye düşünüyorum. Var tanıyorum. Survivor ekibini tanıyorum ya. Öyle yani mi? Yani tanıyorum. Ufak ufak yayınlara falan filan çok sık geldi. Evrim bile benim masa partnerimdi. Evrim'le çalıştım da ben. Pekala. Bir diğer soru şu olsun o zaman. Acun da bu konuyla ilgili seni eleştirdi. Seni asla kabul etmediğin. Ama şöyle geriye dönüp VTR'lere falan baktığın zaman takıntılı bir adam mısın sen? Ne konuda? O onu dedi, bana birisi bunu söyledi, ben şunu söyledim ama yanlış anlaşıldı. Kafana takıyorsun 2-3 yani... gün, 4 gün, 5 gün vesaire anlatana kadar kendini bir böyle bir challenge halindesin. Asla öyle bir şey. Anlaşılmak yok. Gibi bir kaygın. Var. Ha. Benim olayım ne biliyor musunuz? Yanlış anlaşılmaya gelemiyorum. Ya bir de şimdi mesela şöyle bir şey var. Takıntılı değilsin ama. Şimdi doğru şöyle mu? Bir şey var. Şimdi orada 6 ay orada kalıyorsun. İletişim yok. Dışarıdan nasıl gözüktüğünü bilmiyorsun. Kiminle röportaj verdiğini bilmiyorsun. Şimdi sana buradan bir laf söyleniyor. Şimdi bu laf bana gelse tamam. Bu laf ben ve bana destekleyenlere geliyor. Ben o destekleyenleri de savunmak zorundayım orada. Yani bana bir laf geldiği zaman ben şunu da yapabilirdim bu arada. Ya şöyle bir şey yapabilirdim. Çünkü bunu yapanlar var. Böyle konseyde dururdum böyle. Benim aklımda bir şey konuşuluyor. Tamam yani yanlış anlaşılmış deyip böyle dönebilirdim. Ya o zaman beni destekleyenler nasıl bu kadar sağlam destekleyecekti? Bir olayda bu reality programında siyah anlatmak istiyorsan, sana bir kişi siyah olarak geliyorsa o beyazı beyaz yapacaksın. Savunacağın şeyi %100 savunacaksın. Konuşmayı da seviyorum ne olacak? Ama öyle bir kafama takayım uykularım kaçtı falan filan anca uykum şöyle kaçar. Yani böyle bir son oyunda böyle bir 3'te 3 atacağım yerine 4'te 3 atarım. O 3'te 3 atar oyunu kaybederim bir sayıyla. İşte o zaman şöyle bir böyle bir derim yani ne oluyor derim yani. Böyle kafaya takarım. Ama onun dışında çok da umurumda değil. Hele şu anda hiç. Söylediğiniz şey bu arada biraz daha acemi olduğum için ilk sene geçerliydi bu arada. İlk sene her şeyimi açıklama yapıyorum. Bir dur be kardeşim insanlar seni tanıyor ama insanların beni nasıl tanıdığını görmemiştim. All Star'a bak mesela hiç. Ne kavgalara karışırım ne her şeyi çok açıklarım. Gelirim konseye. Reality çok fazla yok mesela. Röportajımı veririm. Reality'mi yaptım ben de. Gel kardeşim konseyde. Çünkü bu şekilde konuşursan bu sefer de karmaşa oluyor. O ne diyor? Anlaşamıyorsun. Konseyde Acun abi diyor ki sen konuş. Sen konuştuğun süre zarfında zaten kendini anlatırsan zaten önemli olan halka kendini anlatmak. Olay bu. Pekala. Şimdi ilk Survivor'da Batuhan sen sana eşlik eden de Ayşe ve Aleyna vardı. Potadaydınız. Evet. Doğru mu? Ve Ayşe ile Aleyna'nın hem ailelerinin girmesi hem kendi aralarındaki münakaşalar bilmem neler falan filan bayağı bir böyle bir aldı yürüdü ve sen orada da SMS'lerde biraz bir sıkıntı yaşadın. Ya şöyle ben bu konuda kendimi yani eğer şunu görmeseydim çok üzülürdüm. İlk hizmet buydu değil mi? Yani beklenmeyen bir andı. Beklenmeyen bir an olduğu için zaten insanlar bu kadar çok gösterdi. 120 bin kişi Instagram'da nasıl 500, o zamanlar 400 bin takipçim vardı öyle düşün. 400 bine 120 bin kişi canlı yayına giriyor. Ya bu adamlara ben mi davet attım? Bu adamlar bir tepki üstüne geliyor. Yani şimdi ya o dönemlerde biraz yani... Şimdi mesela şöyle bir dönem var. Şimdi bak bu konuyu açtım mesela aklıma bir şey geldi. Söyle. Şimdi mesela anne konusunda hani bu konuda konuştuk ya mesela. Evet. Annemin söylediği şeyin ben haklı, haksız vesaire bir şey söylemiyorum. Yani ben tepki vermesi en doğal şey. Ama bu tepkiyi kucaklayacak bir program yapıyorsun. Sen insanları sakinleştirmek ya da insanları kucaklayacak. Yani onu göğüsleyebilecek bir güçlü Acun abi. Benim annem diğerlerinin annesi gibi ya da diğerlerinin bir şeyleri gibi çıkıp da Acun abinin adamlığını sorgulamadı.
Çıkıp da Acun abinin insanlığını sorgulamadı. Benim annem de çocuğumun hakkı yendi dedi. E şimdi bunlar varken, şimdi böyle durumlar yaşanırken Acun abimiz şimdi bu insanlara kol kanat geriyor. E programlarını alıyor. E şimdi mesela biz daha az emek verdik de biz daha değersiziz de bizim annemize istediği laf ediliyor. Ama mesela bunun daha ilerisi olan insanlara ya da kendisine direkt olarak daha kötü şeyler söylemiş olan insanlar şu anda sağında solunda. Ama kuzum bir dakika. Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. Evet. 10 gündür her yere yazdım, çırpındım. Oğlumun yine hakkı yenecek dedim. Karşılık bulamadım. Ben kimim ki? Duyduklarım beni kahrediyor. Oğlum sadece hak dediği için 2 senedir kaybettik. Hala her yeri ağrıyor. Gitti oğlumun emekleri. Evet, ne demiş? Bunu anlatamasın. Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun. Bak sağlam bir beddua bu. Ya, o da yani şimdi anne ne yapacaksın bunu şimdi? Ne söyleyeceksin? Ne diyecek? Dediğim gibi, daha demin söylediğim gibi yani elenen hangi yarışmacı, şampiyonluk yerine hangi yarışmacı olsaydı bu kadar tepki hiç kimseye olmazdı. Dediğim gibi ya Adem olsaydı böyle bir tepki olur muydu? Hak etmeye olur muydu? Ben size şöyle bir örnek vereyim o zaman. Daha iyi anlaşılacak. Benim mesela şöyle bir muhabbet var. Bunu da buraya bağdaştıracağım. SMS istedi Batuhan, o yüzden gelmedi. Şimdi mesela ben SMS istemişim. O yüzden gitmemişim yani. SMS yoksa ben gelmiyorum kardeşim demiş. Performansıma güvenmemişim. Ya da Acun abinin ya da diğerlerinin söylediği gibi yemeyen gelmedi, sezonu oldu. Ve bir şekilde zan altında kaldık. Şimdi bu ben All Star'da son 10'da en iyilerin arasında son bir ay zaten potaya girmemişim. Üzerine performansımla son hafta performansımla kendi İstanbul biletimi kendim almışım. Öyle bir son hafta geçirdim ki 4-5'te biten bir oyun vardı. İkinci kolyemden bahsediyorum. İki kolye alan İstanbul'a gidiyor. 5'te biten oyunda finalde 4-0 Adem'e yeniliyordum. 4-0'dan 4-4'e getirdim. Bütün set ayağa kalktı. 5-4 boyunu kazandım. 5-4 boyunu kazandım. Kolyeyi taktım. Ben İstanbul'a gidiyorum. Zaten şampiyonluk kadar mutlu oldum o gün. O gün şampiyonluk kadar mutlu oldum. Ben İstanbul'a döndüğüm zaman bu oyunumu YouTube'da bulamadım. Neden? Çünkü kapağı, bunu Acun abinin yüzüne de söyledim. Abi ben YouTube'da bu videomu bulamadım. Niye dedim yani? Niye böyle bir şey yaptık dedim. Ya yanlışlık olmuş dedi. Kapağı 4-0'dan 5-4 getirdim. Ben 2 senedir Survivor deyip Survivor'ın en iyi oyunuydu. En iyi oyunuydu. Bu kadar güzel bir oyun olamaz. Nisa ile Adem konulmuş. Finaller belli oldu. Finalistler belli oldu. Ben kendi oyunumu bulamadım. E şimdi bu annem bunu izliyor İstanbul'da. Buna müdahale edemiyor. Bunun müdahalesi için Acun Medya'da yazmış. Ya böyle bir kapak konulmuş. Bu olur mu gibisinden. Geri dönüşler ya geç oluyor ya da düzeltiriz oluyor. Ve ondan sonra düzeliyor. E şimdi annem bu son 10 gün zaten bunlar. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. İlk sene bir kere %49'a düşmüşüm. Bir kere. Bir kere genel performansla %49'a düşmüşüm. Panorama masasında en son Hakan Itipoğlu bu sene de gidiyor. Diyor ki Batuhan'a bir doğramadığımız kaldı. Çökmüş Batuhan, öldü Batuhan, ölünce şey yapacak işte, elenecek, %49 rezillik, %49'a düşünür mü yani? İki oyundan bir tanesi %50 oluyor, öyle düşün. İki oyundan bir tanesini garanti alıyorum. Genel istatistikte %56, o civarlarda olur yani. %50 de kötü değil. %49'a düşmüşüm. Ya beni var ya yerden yere vurmuşlar. Programı izleyemedim. Yani sinir krizi geçiriyordum az daha. Bu kadar da olmaz ya, değil mi? Orada emek veriyorum sonuçta. %35 ile Nisa'yı son hafta panoramada aynı kişiler, ilk şampiyonluk adayımız Nisa'dır diye oraya koymuşlar. Aynı insanlar. Bu ne? Şimdi annem bunun tepkisini verdiği zaman haksız mı oluyor şu anda? Ben mesela bunları görmüyorum. Ben abicim Survivor'a gittim. Survivor'da gerçekten aç kalıyor musun? Aç kalıyor. Survivor bana yaşattılar mı? Yaşattılar. Survivor'ı yaşadım mı? Sonuna kadar da yaşattılar yani. Hiç, ne yazık ki yaşattılar yani. Ben orada aç da kaldım. Tahtada da yattım. Her şeyi yaptık yani. Gerçekten yani gerçekten zor koşullarda Survivor'a gözümün gördüğü her şeyle mücadele ettim. Gözümün göremediği yerde, bizim müdahale edemediğimiz yerde, işte annem bunları gördüğü için. Bunlar yanlışlıkla da olabilir. Bunlar yanlışlıkla da olabilir. Panoramadakinin fikri o olabilir yani. Bu kötü bir şey değil ya. Adam der ki ben böyle düşünüyorum der. O sene %49 benim için inanılmaz bir hassasiyet. Ama %35 benim için o sene o kadar da hassas değiller. Böyle kurtulur. Ya annem bu fikirlerden dolayı aslında. Bu Acun abinin yaptığı bir şey değil. Annem bunları düşüne düşüne konuşa konuşa o haklar sadece Acun abi değil. Ya şimdi bu olayları görünce bir insan 6 ay orada beni görmemiş. Yaşanan olayları bu şekilde yapıyor ve göremiyor. Siz mesela şimdi böyle bir olduğunda biraz da duygusalsan, benim annem ana haberlerde, her ana haberde ağlayan bir kadın. Duygusal da bir kadın. E şimdi buna tepki verdi diye dünyanın en kötü insanı mı olacak şimdi? Yani bu ona cevap veremeyeceğimiz bir yerde buna cevap verme hakkı mı doğuruyor kendisini?
Nasıl? Adada olmak ya da adaya gitmek gerekiyor. Biraz daha anneni de anlayabilmek, seni de anlayabilmek için. Tabii yani. Ki hani şimdi mesela söylediklerimden hani... hangisi mesela size mesela ya Botan yine de olur mesela. Şimdi bu söylediklerim, işte bu söylediklerim ben programa girmiyorum. Programa girmiyorum. Farkındaysanız programa böyle yok efendim bunu yaptılar, şunu yaptılar. Umurumda değil abi. Ya o aslında programın çerçevesinde. O öyle bir format ki sen ıssız adadayken senin hayranların ya da sana antipati duyanlar ya da rakiplerin hayranları. Negatif söylemeyelim de. Sana hayran olanlarla rakiplerine hayran olanlar zaten sizin savunmasız olduğunuzu dışarıdan savunmasız olduğunu bildiği için onların galeyana gelip zaten bir SMS patlaması yaşamasıyla oluyor. Olay o zaten. Yani bütün kastım o. Orada duygusalla girip ama işte bu... ailelerin devreye girmesi yine bende bir soru işareti. Yani işte bu fanların içine girmesi zaten sıkıntı. Fanlara cevap vermesi rezillik. Yani bu o kavgalara giremez. Benim ailemden kimse giremez. Ama bu olay fan kavgası bu değil. Bu bir televizyon projesi. Ama fan kavgası değil bu. Yani şöyle düşün. Sen Batuhan'sın. Bülent değilsin. Batuhan olarak yarışıyorsun. Kendin olarak yarışıyorsun. Ama bu bir televizyon projesi. Orası bir set. Senaryolu bir set olduğunu düşünüyorsun. Ya senaryo olduğunu düşünmüyorum ama en nihayetinde kurgu bir şey. Benim düşündüğüm şey asla bu arada kurgu değil. Zaten sıkıntı da bu. Senaryosu olsa derim kardeşim zaten bu şampiyon olacak. Hayır ya oyunlar, bilmem neler falan filan. Hani kurulmuş bir... İşte hani kurgu var mı? Mesela kurgu yok. Kimse kimseye ne konuşacağını müdahale etmiyor. Arası bambaşka bir mevzu. Ama işte dediğim gibi böyle mevzularla baş başa kalıp bunları görüp İşte bunlara tepkisiz kalmak imkansız. Annen bunu... girmedi konuya ya da annem konuya girdi ama Acun da sözünü tuttu ve özrünü diledi. Annem konuya yine girdi. Şu an adada olur muydu? İşte bu birkaç tane şey olan bir şey. Bu arada ben mesela onlarla görüştüğüm zaman bana söyledikleri şey şu. Yani şimdi Acun medya ekibiyle başka şeyler konuştum. Ama Acun abiyle konuşacağım ilk şey buydu ve onlara söyledim. Acun abi bana bir sözü vardı o da gelsin. Daha annemlerin haberi yok konuşacağımız. Hani ben bunun sözünü almadan, ben bunu tekrarlamadan... Zaten oraya gitme ihtimalim yoktu. Ne annem gönderir ne babam. Yani böyle bir durum yok. Ama zaten onlarla konuşacağım şey de şuydu. Botan ben ticari olarak bakıyorum. Ne konuşacaksınız ne teklif edeceksiniz. Onların yüzüne de karşı şunu da söyledim. Ben telefonla direkt sizi reddetmek istemiyorum. Yani konuşalım anlaşalım. Ben sonuçta bu insanlarla beraber 2 sene orada adada kaldım. Yani bunlara böyle hadi ya gidin falan diyecek bir insan da değilim. Survivor'da seviyorum. Yani sevdiğim bir program. Abi benim istediğim şey neydi biliyor musun? Ben bir yapımcı olsam. Sen şu anda bir programcısın abi. Seni şu an geliyorum diyorum ki abi diyorum bence diyeceğim şu şuradan olsun bu buradan olsun. Sana öyle bir öpler veriyorum ki 2 milyon 5 milyon izleniyor her hafta. Hep de ben varım. Ya sen demez misin kardeşim? Hani bir şey dersin böyle bir kucaklarsın beni dersin ki tamam kardeşim. Ya şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ha, ben o kadar emek vermişim. Bir yerlere getirmişim. Benim sayemde insanlar destekçilerim izlemişler. Yani bir şekilde destekçilere demişim. Ben ilk hafta da eğlenebilirdim. Silik bir tip olurdum giderdim. Ya ben oraya mesela şöyle de gidebilirim. Ya benim zaten destekçilerim var kardeşim. Ben kolum yara. O ben zaman şurada şu soruyu sorayım. Sen mi Survivor'a katkıda bulundun? Survivor sana mı katkıda bulundun? İki taraflı. Bu iki taraflı. Survivor bana şu şekilde katkı sağladı. Benim çocuğumun, torunuma anlatacağım inanılmaz anılar biriktirdim. Gerçekten. Ya yani Survivor çünkü yaşamaya gittim. Yani gerçekten. Para için başka bir şey için gitseydim oraya o zaman derdim ki yani kardeşim abi yemek derdim. Yani yemek verin kardeşim bu kadar da olmaz falan derdim. Ya bak okyanusun ortasında diğer takım hiç unutmuyorum o gün. Okyanusun ortasından böyle ayrıldık. Gönüllü takımı sıcak duş ödülü kazandı. Sıcak duşa gittiler onlar böyle. İşte yemekler falan filan. Çok ortancı ödüllerden bir tanesiydi böyle. Çok da yemek yemeyecekler sıcak duş. Abi biz okyanusa döneceğiz adaya gidiyoruz. Battaniyelerimiz falan her şeyimiz yanımızda. Abi okyanusta bir yağmura kaldık. Yemin ederim teknenin ucunu göremiyorum. Battaniyeler, pijamalar, eşofmanlar, sırt çantası falan rezillik. Böyle bildiğin çıkart böyle harbiden çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. O gün orada indiğimde dedim ki orada işte sette şeyler var. Bak bu artık insanlık dışı dedim ya bu artık fazla. Ne çünkü yağmur yağdığı için ateş de yakamıyorsun. Titriyorsun açsın. Ya ne olacak abi yani o gün bile gerçekten söyleyeyim size kaldık. Öyle kaldık. Balabanların olduğu zamanlar ilk sene kaldık. Ya Survivor'ı yaşadın mı? Bunu yaşamaktan bile keyif aldım. Bunu yaşamaktan bile keyif aldım. Harbiden zor. Şimdi mesela bana zor. Bu adama da zor. Bu adama da zor. Bu kıza da zor. O zaman yapacak bir şey yok. Yani buraya geldik. Genç popçularda şey vardı. Lafını unutma. Genç popçularda şey vardı. Hani ben evlenirsem ya da ben işte sevgilisi var. Bir ilişkiyle anılırsam bilmem ne falan hayranlarımdan kayıp olur.
O yüzden hep böyle bekar kalmayı tercih ederler. Neye bağlayacağım? Sen iki Survivor'da da bir aşk yaşadın. Doğru mu? İkincisinde değil, birincisinde. Birincisinde miydi? Yani aşk yaşamak, yani şöyle mesela doğru söylüyorsun. Yani bir dezavantajını bir... yaşamış olabilir misin? Dezavantajını yaşamadan zaten olay bitti. Zaten olay yok. Her şey şöyle oldu. Yani bir şekilde bir şeyler olacaktı ama zaten yani şöyle. Televizyon önünde ben böyle bir şeyin içine girmek istemedim. Dediğim gibi yani kafayı spora kurduğum için ve başka bir şey konsantre olmadığım için. Ya kardeşim ben sabah uyanayım. Oyunuma gideyim. Yani anladın mı? Böyle bir saçma sapan inanılmaz bir konsantrasyon vardı. İnanılmaz bir konsantrasyon. Mesela şu an o kafa yapımı anlamıyorum. Çünkü şu an gerçekten bambaşka bir yere evrildi kafam. Daha böyle ticari bakıyorum. Daha fazla böyle işlere atılıyorum. Bir şekilde ticaret kurmaya çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Yani kafam gerçekten söylüyorum. O zamana göre biraz daha böyle artık ayaklarım tam yere basıyor. O zamanlar da basıyordu ama bu kadar değildi. E şimdi bu kadar konsantrasyonumla beraber orada bir yani aşk yaşandı mı? Aslında yaşandı da denmez. Yani, ne kadar sürdü? Yok, yaşandı denmez. Yani yaşandı diye bir şey yok. Yani flörtöz bir durumdu. Bu diyelim. Dışarıda bu kadar fazla reklamının olacağını bu işin beklemiyordum. Yani çıkıp da mesela abi ben Melisa geldi. Mesela Melisa geldi Dominik'e kız kardeşim. Bu abi dedi BKFC seninle gurur duyuyor dedi. Bir an var böyle şey oldum. Dedim Melisa ne diyorsun ya dedim. Hani BKFC ne Allah aşkına dedim. BKFC ne demek? Meğer işte Batuhan Karacakaya fan sayfası. Mesela bizimkilerin ismi ben yokken bu olmuş. Hani ben de kalsa Survivor'a gitmeden önce böyle bir şeyden haberim yoktu. BKFC falan filan. Ama orada bir topluluk kendine de bir isim koymuş. Bir topluluk olmuş. Selam. Şip diyor mesela. Birileri diyor ki şip şip. Lan diyorum şip ne Allah aşkına ya. Hani şip ne demek? Çünkü öyle bir şeyi hayatımda duymadım. Şip meğer bir insanı yakıştırıyorsun. Orada sevgili şey yapıyorsun. Şimdi bizim o şekilde bakarsan yani kameralarda bir şekilde o şekilde gösterirse şipleniyorsun işte. Bir anda klipler yapılıyor. Bir çıkıyorsun. Benim Survivor ilk sene şiplenmedim kimse kalmamış ki. Öyle de bir sıkıntı var. Yani sıkıntı şu. Bir kişi değil yani. Benim çıktıktan sonra herkes de şiplenmiş. Bildiğim kadarıyla kızlar da bu durumdan çok şikayetçi değillerdi. Yani benim kimse zararım yoktu. Niye zarar vereyim ki kimseye? Yani şöyle bu olay zaten bizim dışımızda yaşandığı için yani niye şikayetçi olsunlar ki? Ki haberlerimiz yoktu ki. Öyle bir sıkıntı var. Haberimiz yok ki bu durumdan. Yani normal arkadaşız. Bench'te çok güzel yani, yan yana oturmuşuz. Survivor'ın o dönemki kızları senin ilginden, alakandan vesaire rahatsız değillerdi yani. Bir orası senin yakın bir durum. Senin teveccühün. Bir şey diyeceğim. Finale doğru geldik artık. Evet. Yeni Aşk-ı Memnu. Ne düşünüyorsun? Ya şimdi Yeni Aşk-ı Memnu hakkında şöyle bir şey düşünüyorum. Yani bizim o zamanlar ikinci sezonun sonuydu. Ben Hilal ablanın yanına gitmiştim. Hilal Seral yönetmenimiz buradan çok selamlar. Yani onun yanına gitmiştim ve demiştim ki ya Hilal abla demiştim. Hı. Çok samimi bir şekilde. Ya bunu niye bitiriyoruz ya Hilal abla? Hani bitirmesek olmaz mı yani? Biraz daha devam etsin. Hani çünkü güzel de gidiyor. Keyif de alıyorum. Tam büyüme çağım vesaire falan. Bana Hilal abla böyle çıkardı. Direkt çantasından çıkarttı. Böyle gösterdi. Bu kadar kalın bir roman. Ama tamam bu kadar kaldı. Bu kadar sayfa. Şimdi de biz bu kadar sayfayla bir sezon daha çıkartırsak İşte o zaman efsane olamayız dedi. Bırak tadında kalsın. Biz 3-4-5 sezon yapmayalım. Tadında kalsın. Bu kadar kalsın. Ve biz öyle bitirdik. Öyle bitirdim için başta tabii ki mantıksız geldi. Ya bu niye bitiriyoruz vesaire falan. Tabii çocuk kafası. Ama o zaman o kadar gerçekten üstün bir zekayla onu düşünmüşler ki şu anda 15 sene devam etmesinin sebebi aslında 2 sezonluk efsane bir dizi olması. Şimdi mesela bu diziyi 15 sezondur böyle izleyen insanlar hala var. Özetleri ilk 5'e giriyor. Yani bu diziyi izleyen insanlar şimdi aynı rollerde başka birini görünce bir de sinema için daha da küçük olduğum zaman garipserler. Ben de garipsedim. Yani ben de garipsedim. Yani böyle başta hani olur mu olmaz mı diye kuşkularım vardı. İzledim. Ondan sonra dedim ki bizden daha öncesini anlatmışlar onlar bu arada. Hani biz biraz daha modern halini anlatmışız da işte sıkıntı şu hala özetleri dönüyor. Yani hala özetleri döndüğü için güzel olmuş yani denemişler. Teklif bunu gelseydi yapma. Farklı bir rol. Senden Bülent mi olur artık? Aynı öyle olsa. Senden bir Behlül çıkardı ama. Estağfurullah. Tut ki Behlül ve Yeni Aşk-ı Memnu'da Farah'ın karşısındasın. Allah Kıvanç abinin yanına giderim. İki tane taktik alırım. Devam.
Eleştirdiği şeyin içinde olur muydun teklif olsaydı? Bu sinema filmi için zaten bu geçti canım. Şimdi geçmiş şeyi hakkında konuşmayalım. Kendisi yapılırsa. Ama zaten yapılacaktı yani. Bu zaten ya insanların hayat hikayesinin yapıldığı bir dönemde olduğumuz için ya bu ağırlık sinemalar şu anda bunun üzerinden ilerliyor. Şimdi bu kadar güzel bir senaryo. Mesela ben Ezel hayranıyım mesela. Ezel'i çok severim. Bir daha yapılsa keşke mesela onun da yapıldı aslında. Dayı yapıldı. Yani devamı yapıldı işte. Onun bile devamı yapılmış. Şimdi onun yapıldıysa Aşk-ı Memnu yapılmaz mı? Yapılmış yani. İnsanlar bir şekilde başarmışlar yani. Ve güzel de yani. Kötü de değil yani. Peki. Batuhan iyi geldi. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Güzel bir söyleşiydi. Evet. Bakalım bu sezon neler gösterecek. Sana aynen. Hem mimarlığında hem oyunculuğunda hem de belki bundan sonra Survivor yorumculuğu gelir belli mi olur? Teşekkür ederim. Sağ olasın. İster misin? Yorumculuk hakkında zaten bir şey gelmişti bana. Yani böyle bir konuşma olmuştu aramızda ama yani şöyle yani benim kariyer planlama hedefimde hani Survivor'ı çok seviyorum. Hani konuşmak benim için şey olmaz yani. Çok da istediğim bir şey olmaz yani. Ya orada yarışayım. İyisiyle kötüsüyle yarışayım. İnsanlar beni emeğimle tanısınlar bitsin. Onun dışında oyunculuktan devam ederim. Mimarlıktan devam ederim. Zaten böyle bir şey zamanda yok şu anda ne yazık ki. Böyle bir şey zamanda yok. Başını kaşıyacak vaktin olmasın. Projeden projeye koş. Sağ olasın. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ve bu haftalık da Haber Bahane'nin sonuna geldik. Haftaya pazartesi yeniden görüşeceğiz. Sevgiler. Hoşça kalın.